Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız. Yıldıray Oğur ve ben Elif Çakır. Gazetelerimiz burada, üç maymun burada. Ama biz görmedik, duymadık, işitmiyoruz, konuşmuyoruz demeyeceğiz. Elimizden... Biraz öyle desek ya, sürekli demeyelim. Şeyleri görüyoruz, yok, işitiyoruz, iyi olmuyor. Yani şeyi biliyorsun, yani böyle dönemlerde mümkün mertebe. Kahraman olmamak lazım. Yok, kahraman olmak değil. Amikoluk da yapmamak lazım. Tribünler yani birilerini rahatlatmak için de değil. Evet. Ama aklı selim sahibi böyle hani sağduyu bir şekilde konuşabilmek lazım. Çünkü zaten baksana yani nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz Yıldıray. İki tane parti kuruldu ve 20 yıllık iktidar partisinin içerisinden iki tane iktidar partisi çıktı. Ve dün Roj neler söyledi? Hala Anadolu'ya gidin. İşte toplumu yani belli yerlerde hala bu iki partinin kurulduğundan haberi olmayan insanlardan bahsetti. Yani zaten herkes üç maymunu oynuyorlar. Yani biz burada masamızda duruyor ama biz hani oynama. Bugün oynamayalım ya. Yarın oynayalım onu. Tamam sen tamam. Devam et. İzliyorum şu anda. Yarın o şey yapalım. Konuyu şey yapamadım. Şimdi 2000 yani şu anda bir büyük bir ekonomik kriz var. Öyle bunun mi? Biz var yani bunu Erdoğan da kabul herkes etti. Herkes tatile gidiyor. Tatile gidiyor ama şeydi biliyorsun. Cep telefonu da var. Bak önünde cep telefonun var. Yani hiç böyle konuşmaya şey yapmıyor musun? Ama çıkar telefonunu göster. Çok çıkartıp gösteririm. Ama bankalar kredi veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun bütün vatandaşları tatile gitsin, ev alsın, ekonomi canlansın diye kamu bankalarına şey yaptı biliyorsun yüklendi. Evet. Ondan sonra onlar da kredi veriyor. Şimdi şey olacak. Herkes tatile gidiyor ama. Fiyatlar çok ama. Evet. Yine aynı önlemler geliyor. Hallere cezalar, marketlere baskılar. Bugün kararın manşetinde. Evet. Hallere eş zamanlı denetim, canavarı tezgaha sıkıştırdık diye. Yani bu böyle bir şey var. İşte hallere şeyler yapılmış, denetimler yapılmaya başlanmış. Ne bu hal esnafıyla ne uğraşıyorsunuz bu kadar ya? Yani, Uğur Dündar'a mı heveslendirir acaba? Geçmişten yani şey yapıyor diyor. Çok acayip bir şey. Bu var ya şeyi arttıracak bir şey. Kara borsa falan, meyve kara borsası diye bir şey olacak yakında yani insanlar. Evet. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Enflasyon oranı diye bakmıyor musunuz hiç ya rakamlara? Yani kura falan bakmıyor musunuz? Yani bu arabalar neyle çalışıyor? Yani petrol fiyatları nasıl oluyor? Yani bu kadar bu mantıksızlık hala yine hani toplumu tatmin etmek için yine eski yöntemlere başvuruyorlar. Bu da korkutacak yani piyasayı. İnsanlar korkacak evet. Yani. Marketlere baskı, telefon aç, bunun fiyatı düşsün, şunun fiyatı düşsün. Hallere baskı. Ne yapacak şimdi? Hal esnafı ne yapıyor yani? Hani bu yıllardır zaten bu yeni sistem devam şey ediyor. Yeni bir şey olabilir mi Yıldıray? Bu aslında yeni bir istihdam şeyi de açabilir mi? Şimdi mesela düşün bütün marketleri kontrol edecek birileri lazım. Sonra sadece market yetmez. Hallere gidecek. Dolayısıyla istihdam böyle hani yeni bir iş istihdamı yaratabilir. Hayır bir halkı birbirine karşı karşıya getirme durumu bu. Yani insanları birbirine karşı karşıya getiriyorlar. Yani burada yapısal bir sorun var. Girdi maliyetleri çok yüksek. İnanılmaz yüksek. Zaten görünüyor yani rakamlar. Ama millete hedef olarak deniyor ki biz hükümet yapmıyor ki bunu. Bak bu esnaf yapıyor. Şu halci yaptı, şu komisyoncu yaptı, şu manav yaptı, şu market yaptı falan diye insanları karşı karşıya getiriyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle olmaz. Bir mantık olabilir mi? İnsanlar da şimdi herkes ekonomiyi tabii şimdi şey yapmıyor, düşünmüyor herkes ekonomi üzerine. Evet. Adam diyor ki halci çok para koyduğu için üzerine, çok kâr koyduğu için üzerine bu ürünler bu kadar pahalı diye düşünüyor. Onu da düşünmüyor ki bu adam nasıl getiriyor, kaç liraya getiriyor, eskiden ne kadara getiriyordu, şu an devlet ne kadara getiriyor. Devlet böyle söylüyor ama iktidar, Cumhurbaşkanı evet ya, böyle bu söylüyor. Çok acayip bir şey ya. Şimdi hedef gösteriyorlar bu insanları Cumhurbaşkanı yani. Cumhurbaşkanı yalan mı söylüyor yani? Bu halciler ucuz satarken nasıl oluyordu? Daha önce de o insanlar bundan şikayet etmiyorlardı. Demek ki yani Erdoğan'sız bir Türkiye tasarlıyor. Bütün marketler. Marketlerin de çoğu hükümete yakın bir de. Yani en büyük küçük market zincirleri bayağı hükümete yakın gruplara ait bir de biliyorsun. Ama sen sürekli oyun bozuyorsun, böyle söylüyorsun. Yani şu anda bir düşmana ihtiyaç var. İstihdam diyorum sana. İstihdam yani marketleri Türkiye'de kaç tane market vardır, bakkal vardır. Buraları
denetleyecek birilerine ihtiyaç var. Kayyum gibi düşünsene, marketlere falan denetimci kayyumlar atanıyor. Sonra hal böyle atanıyor. Sonra işte o kamyon işte hani mesela şeyleri, nakliyeleri yapan yerlere atanıyor. Düşünsene ne kadar, kaç kayyumcu yapar kapısı demektir bu. Neyse, Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan ekonomik krizi kabul ettiği anlamına gelir mi? Dünkü açıklamasında şey söylüyor. Ben öyle algıladım. Sen nasıl düşündün bilmiyorum. Bu ekonomik kriz 2001 krizinin yansımalarını yaşıyormuşuz hala. Hala. Çok acayip. Ha? Bitmedi mi o 2001 krizi? 2008 demiştir belki. 2008 ne oldu bu arada? Ben onu arada algılayamadım. Arada 2008 vardı. Yok, şimdi 2008'e ne oldu? Hani mesela o zaman teyit geçmiştik. Geçen ayda, daha geçen hafta ekonomimiz şahlanıştaydı. Şaha kalkmıştı. Şimdi ağır böyle hani 2001 krizinin ağır böyle hani etkilerini yaşıyorken Merkez Bankası gerçekten böyle mi dedi ya? Ben böyle söylemiş, evet. Ecevit göremedim. Hükümeti hala demiş o ekonomik krizin 2001'in Allah Allah. Etkilerini yaşıyoruz. Çok demiş. Acayip. Yani acayip bir şey. Bu şey var, Sabah gazetesinde gördüm, burada bir düzeltme olmuş. Söylemek istediğim şey şu. Sabah gazetesi. Burada sana veriyorum. Lütfen. Pardon. Ama bak sürekli alıyorsun. Evet, yani ben, sürekli alıyorsun. Senin favori gazetem. Evet. Şimdi ben Hürriyet'e karışmıyorum. Bir şey söylemiyorum. Hı-hı. Şimdi diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 hedeflerimiz küresel saldırılara bir baş kaldırıdır dedi. Hı-hı. Aslında baş kaldırıdır demedi. Dün ben bütün gazetelerde gazetelere baktım. Şeyleri hani o anlık böyle ve hani Erdoğan'ı da dinledim. Baş kaldırıydı demişti, dedi. Hı. Hatta ben de bunun üzerine bir yazı kalemi aldım ama bitiremedim yazıyı. Bugün sabah da görünce biraz kafam karıştı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan baş kaldırıydı diyor. Yani daha böyle geçmiş zamanlı şey konuşuyor. Burada ise küresel saldırılara baş kaldırıdır. Hani tam ben şey söyleyecektim. Yani ne oldu? 2023 hedefleri rahmetli mi oldu? Hani aslında iyi bir projeydi ama gerçekleşemedi filan. Çünkü eğer metin yazarlarında Erdoğan'ın bir sıkıntı yoksa ya da Erdoğan prompter'ı yanlış okumadıysa, yani geçmiş böyle hani ikiyle böyle hani konuştu, o benim dikkatimi çekti. Ama aynı konuşmanın içerisinde 2023 hedeflerine ulaşacağız da dedi. Yani bir böyle şeylik var. Evet. Bu arada ben Hürriyet'te çok bir şey gördüm. Bu çok ilginç. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hani görevden ayrılmıştı, eski Milli Eğitim Bakanı artık. O yeni halinin fotoğraflarını paylaşmış. Böyle bir ben görmedim onu. Bak böyle sakal bırakmış. Aa. Bir gençleşmiş yani, bir iyi gelmiş bakanlığı bırakmak ona. Sakal herkese yakışmaz ya. Evet. Yakışmış yani. Yakışmış, evet. Evet. Bir böyle bir rahatlamış, bir gençleşmiş. Ankara. İnsanlar mutlu oluyorlar demek ki bu evet. işlerden, yüklerden kurtulunca. Zor yani, her sabah tabii. kalkıyorsun, tıraş olacaksın Ankara. Hayır, bir de böyle bakan. Telefonlar gelir, şu olacak, evet. bu olacak, şuraya kravatını şu olacak, buraya bu olacak. Falan. Bayağı baskı altında insanlar çalışıyorlar yani. Evet. Hani bu sistem içerisinde olan insanların hepsi böyle çok mutlu, böyle inanmış falan şeklinde değil yani. Hani onu da hep düşünmek lazım. Wow. İnsanlar çok baskı altındalar. Memnun Demiş değiller ki, yani. Tek fark kravat ve takım elbiseyle aramızın açılmış olması. Vallahi iyi gelmiş. Bir daha Ankara'ya falan da dönmez. Sabah bu Hürriyet gazetesinde başka ilgimi çeken bir şey olmadı mı senin? Olmadı. Olmalı mıydı? Milli Piyango şeyi var o tepede. Onun dışında ya pek biraz şey çekmedi. Böyle mesela şey gazetesine mi benziyor? Dün de mesela gazetede şey vardı. Bu saç ekiminden hayatını kaybeden birisi manşetteydi. Bugün işte Pala'nın mesela... Bu gezi olaylarındaki Palalı. Evet. O. O Kuş ama... çetesi aslında yönetiyormuş. Evet. Şimdi genelde böyle hani yılın düğünü, yılın bilmem şeyi falan biraz böyle sabah... Ha öyle yani evet. Yani bu tarz öyle, böyle öyle. Daha... Bu gazete zaten hep öyle. Minik Beliz kurtulamadı. Men TV'de Madonna sürprizi Hı-hı. falan. Bir minibüste 71 kişi. Evet. Öyle biraz siyasetten kaçıyorlar yani olabildiği kadar. Okan Müderrisoğlu yazı yazmış Sabah gazetesinde. Ya acayip bir şey. Yani bu kafa gerçekten böyle, bu arkadaşların kafasını ben gerçekten çok merak ediyorum. Mesela kıymet bilen iş dünyasına Erdoğan'ın nasıl sahip çıktığını yazmış. Yani çok vefakar, sadakat işte hani onların elinden tutar. Şimdi bu enflasyonun düşmesiyle alakalı
diyor ki enflasyonun düşmesi, işte faiz, biliyorsun politika faizi %19'da düşmüyor. Çünkü enflasyon düşmediği için faiz düşmüyor. Bunu iktisattan anlamayan ben bile öğrendim. Yani devlet yönetmiyorum, iktidar yönetmiyorum, hiçbir şey bir sorumluluğum yok. Ben bile öğrendim bunu. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız. Diyor ki bu faizin işte enflasyon, burada diyor her şeyi de Merkez Bankası'ndan beklemeyin demiş. Yazmış bunu. Her şey diyor Merkez Bankası'ndan beklemenin de bir sınırı var diyor. Burada Türk iş dünyasının önde gelen birlikleri, esnaf örgütleri, işveren sendika temsilcileri samimiyetle diyor bir ortak tavır geliştirmesi gerekiyor. Ne yapması lazım? Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra ekonomi şaha kalkacak dendi. Topyekün enflasyonla mücadele diye bütün mağazalar, bütün işte marketler fiyatlarını düşürdüler. Onu işte şeylerini yaptılar. İkinci bölümdeki konumuzla konuşalım. Evet, bunu konuşalım. Içine. Şimdi daha ne yapılacak? Daha ne olacak yani? Evet. Yastıkların altındaki altınlar istendi. Halka IBAN, yani bütün dünya beğenmediğimiz Avrupa ülkeleri halktan IBAN isterken bu hükümet, böyle bir hükümet sisteminde halka IBAN numarasını verdi. Ondan sonra hala ortak tavır, hala millet yani bu acayip bir şey ya. Bu şey demişken bizim Karar Gazetesi'nde Salih Cenap Baydar bir şey yazmış. Bu aşı hani karşıtlığı var biliyorsun. Bu aşı karşıtlığın içerisinde bir de şey var. Aşılarla birlikte yani bu işte virüsün üretildiği, ondan sonra bunun da herkese çip yerleştirmek için, hani Big Brother. Çip yerleştirip kontrol etmek için, bütün insanlığı kontrol altına tutmak için aslında bu virüsün şey yapıldığı ve o aşılarla filan da aslında işte beynimize filan bir çip böyle hani yerleştirmeye çalışıldığı filan gibi bir... Ne kadar kıymetliyse sürekli çip takmaya çalışıyorlar. Herkes kendini ne kadar önemli görüyor. Ya böyle söyleyince aklıma geldi. Şu hani WhatsApp mesajları okunabiliyor, takip edilebiliyor deyince... Bütün bir millet, bakkalı, esnafı, bütün herkes şey değiştirdi ya. WhatsApp kapattı, değiştirdi ya böyle, evet. Hani Telegram'a falan, evet, çok komikti. Evet. Yani hepsi devlet sırrı olacak, evet, yani. Şeyler konuşuyorlar. Evet, çok acayip bir şey. Sende ne var bilmiyorum ama sen bakarken bu şey Ahmet Taş getiren bu defa tren kaçmaz mı diye yazmış. Güzel bir yazı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazısından. Geçmiş dönemi eleştirmiş Erdoğan. Dünya bilgi ve teknoloji devrini yaşarken biz tüm enerji ve vaktimizi iç çekişmelerimize, mücadelelerimize teksif ediyorduk. Dolayısıyla da büyük sıçramayı önemli ölçüde kaçırdık. İşte sanayi devrimi, bilgi devrimi falan kaçırdık. Ahmet Taş getiren de haklı olarak şeyi sormuş. Peki şimdi demiş, yani bugün, bugüne gelirsek, yani çıkış noktası. Bugün de dünyada pek çok şeyi kaçırıyoruz. Evet. Dünya nelerle uğraşıyor? Biz işte hani mesela çok güzel bir uzay projesi açıklandı. Ne oldu uzay projesine? Bir sürü böyle mesela hani şu şey bulduk, petrol buluyoruz. Her gün bir şeyler oluyor. Fakat evet. Ama insanlar artık bunlarla, hiç kimse bunları ilgilendirmiyor. Dün evet. Bir şey vardı, izledin mi? İTÜ birinci olarak bitiren bir öğrencinin konuşması. Böyle çok olay oldu. Bayağı şey mesajlar verdi. Çok ilginç bir şey söyledi. Yani bir sürü şey söyledi de çok dedi ki ben haberleri izlemiyorum çünkü sorunun ne olduğunu biliyorum. Çok güzel laf. Ben kaçırmışım onu. Yani o yüzden haberleri izlemiyorum. Sorunun ne olduğunu biliyorum çünkü. Yani sürekli haberler izleyerek tekrar bunu hatırlamaya gerek yok. Evet. O yüzden yani artık öyle bir noktadayız ki bir şeylerin değişmesi mümkün değil yani iktidar cephesinde. O çok zor artık. Yani keşke değişse ama. Sen de buna kanaat getirdin mi? Hani bunu yani, mesela siyasetçilere, liderlere yani orada falan bunu değiştirebilecek bir irade yani çok dışarıdan belki hani böyle bir şey olabilir. Hani şimdi dış politika değişiyor ya. Onun gibi bir şey olabilir. Yani bir zorlama olabilir. Yani Türkiye öyle bir rotaya girmek zorunda olabilir. O yüzden bir takım reformlar ardı ardı gelebilir. Mesela bugün ne olacak? Bugün Türkiye ahim kararını uygulamadığı için Osman Kavala ile ilgili Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplanacak bugün. 3 aylık rutin toplantısında. Gündemlerden biri bu. Türkiye yaptırım kararı çıkabilir bugün. Evet. Yani ne çıkabilir? Uyarı gelmişti. İşte mesela oy hakkı askıya alınabilir. Başka şeyler olabilir. İnşallah olmaz ama
Yani eğer siz AHİM diye bir müessesenin içine 40 yıldır varsınız ve bunun kararlarını uygulamıyorsanız bu öyle sonuçlar olacaktır yani. Ve ortada da bunu uygulamamak için hiçbir haklı neden yok. Bomboş bir dosya. Israr ediyorsunuz. Şimdi, bir insan 1500 gündür hapiste. Evet. Ortada bu kadar ağır adalet sorunları var. Aklımızda dalga geçer gibi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yine hakimlere tavsiyede bulunmuş. Ya birazcık insan mahcup olur. Birazcık utanır. Yani tarafsızlığınıza gölge düşürmemek sizin en birincil göreviniz. Buna dikkat edin. Yani şimdi hani hakimlere şey yapacağım. Ben yine de yerel mahkemedeki hakimlere hani onları algılayabiliyorum. Çünkü başlarına iş geliyor. Şu anda hani FETÖ gibi, işte vatana ihanet gibi suçlamalar. Anlamıyorum ama yine de hani onları bir nebze olsun empati kuruyorum. İşte hani başlarına gelebilir. İnsandır, korkuyor olabilir. Herkesten aynı cesareti bekleyemeyiz. Benim burada asıl, yani asıl burada bizim şeyimiz Yargıtay. Çünkü HSK'nın onların üzerinde yaptırımı yok. Yani işte mesela İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını kim gönderdi? Cumhurbaşkanı istedi. Yargıtay seçti. Yargıtay'daki üyelerin oylarıyla seçildi. Evet. Tamam, Cumhurbaşkanı bunu istedi. İktidar bunu istedi de oradaki o hakimler, başlarına hiçbir şey gelmeyecek olan Yargıtay üyeleri, onlar bile isteye, onlar yani bizim tartışmamız gereken şey bu. Yargıtay'dan çıkan güzel kararlar ama Yargıtay'dan çıkan iktidar yanlısı, yani adaleti yaralayan, vicdanları sızlatan, orada bir hakimlik sıfatına yakışmayan kararların Yargıtay'dan çıkıyor olmasına ben üzülüyorum. Şimdi yani Bakan Gül, Abdülhamit Gül, yani sen de hukukçusun, hukuk okudun. Tamam da yani bu kadar durumu bilirken bunları söyleye söyleye karşımızda böyle slogan ata ata, yani adaleti yerine getirin isterse kıyamet kopsun. Yani bütün bunlar olurken bu kadar adaletsizlik, bir de çıkıp bunları bari söylemeyin ya, en azından bunu yapmayın. Konuşmayın, sessizliğinize çekilin. Şu şeyi söyledin ya Yıldıray, Milli Eğitim Bakanı sakal bırakmış filan. Ya bizim arkadaşlar yukarıda hani YouTube ekibindeki arkadaşlarımız Serkan ve Baran şeyi bulmuşlar bir tane. O ne diyor da bir haber, bir öğretmen haberi var. O videoya kısaca bir bakalım mı? Bakalım. Bakalım. Susun. Şimdi bu. Ağzınızı yüzünüzü dağıtırım. Ben konuşuyorum burada. Sen durmuşsun galiba toplamaya. Toplatayım mı sana? Dinlemediğine göre. Evet. Bakın tekrar söylüyorum. İlk ve son kez uyarıyorum. Okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Sizin pislettiğiniz yeri ben temizlemek zorunda değilim. Ne gülüyorsun ya? Çocuk korkmuş olabilir. Çocuk korkar. Bir de şey diyor öyle. Sabah içtimasında yapıyor. Ortaokul çocuğu yani ortaokuldaki bir çocuk. Yani ağzını burnunu dağıtırım ne demek ya? Evet. Yani ağzını, yani bir öğretmen düşün, ağzını burnunu dağıtırım diyor yani. Kızmış öğretmen. Çok kızmış. Ama ağzını burnunu dağıtmamış. Yani şiddete başvurmadan sözlü şiddet var burada. Ama bu nasıl bir, bu ne şiddet, evet, orada bir bu de ne öyle celal, bu ne öfke. Herkes içinde söylemesi tabii. Ay şey. Çok korkunç bir şey. Evet. Yani ha bu arada Mustafa Karaloğlu uyarmış, diyor ki 2001 krizin etkileri devam ediyor demedi. İktidara geldiğimizde devam ediyordu dedi diyor. Orada bir düzeltme yapalım demiş. Ben de evet, o yüzden evet, şaşırmıştım evet. Biraz. Ben orada şey anlamışım. Şimdi bu, hazır bunu bu şeyi konuşmuşken, bu ağzını burnunu dağıtırım diyeni konuşmuşken, dün yine şeyde miydi, Sözcü Gazetesi'ndeydi galiba. Bir bakarsak. Sözcü Gazetesi'nde? Ha, evet, Sözcü'de olması lazım. Şurada şey var. Şimdi İyi Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, evet, yerel bir gördüm televizyonda şehirdeki sıkıntıları anlatmış yayında. Sonra o sırada yayına AK Partili Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bağlanmış. Ve canlı yayında Kırkpınar'a küfretmiş. Evet. P ile başlayan küfür de yaptı.
Evet, çok acayip bir şey. Öğretmen böyle yani toplum deliriyoruz yani seviye seviye diyoruz Sakarya ya. Sakarya Belediye Başkanı gördüm ben de. O da bir gazete manşetini almış eline. Bu böyle ben bu işi biliyorum, sen bilmiyorsun, sen bana böyle yazamazsın uzun uzun. Hani insan medyanın önemsenmesini açısından şey yapıyor ama yerel medyanın önemsenmesi güzel bir şey. Ama yani böyle bir gazete almış böyle bir tutuyor, çeviriyor. Bitmiyor lafı yani adamın. İnanılmaz. Ne acayip bir şey değil mi? Ama evet. Ne diyeceksin ki? Bu siyasetçisine ne diyeceksin? Devletin en tepesindeki isimler yani o eski mesela Demirel, Necmettin Erbakan, rahmetli rahmetli Ecevit, Erdal İnönü yani o onların böyle aralarındaki polemikte kullandıkları birbirleri. Evet, onlar da çok sertti ya. İnönü değil ama Demirel sert çok sertti. Ama bir şey söyleyeceğim. Tatlıydı diyorsun. Tatlı. Tatlı tatlı. Yani kibar bir devlet adamına yakışır. Hani hani güzeldi ya kibar. Tabii kibarlı. Eşit ilişkileri evet. Vardı bir de o güzeldi. Şimdi düşünsene susurlar. Toplum nereye dönüyoruz? Yani öğretmeni çıkıyor ağzını burnunu senin yırtarım diyor. Belediye başkanı çıkıyor işte küfrediyor. Televizyonlarda düşünsene mahalle böyle hani kahvehanesinde konuşur gibi. Devletin kanaat önderi olarak topluma. Şimdi iktidara yakın gazetelerin köşe yazılarını okuyorsun. Ya bir tane fikir yazan birisi yok. Evet. Sürekli böyle ona sallayan buna bilmem. Yani devamlı çünkü sürekli Beştepe'ye şey yazıyorlar. İşte ben ona o kadar işte ağır şeyler söyledim ki filan. Bir tanesinde yani mesela Erdoğan'ın 2023 vizyonu diyor ya bunun altyapısını dolduracak vizyon, fikir hani bir entelektüel birikime sahip bir tane gazetecisi yok. Televizyona çıkarttı. İsimlere bak. Bunlar hiçbir yerde yok Elif Aboğa. Şey. Yani aynen. Muhalefette de çok parlak değil yani tablo. Tamam muhalefette ama şu anda iktidar var. Evet öyle yani. Ama yani. Ama şu anda iktidarın olarak, sunduğu. Genel olarak şey öyle yani. Yani doğru. Üstüp öyle şu an ama Türkiye'de. Şu an bütün hani medyaya onlar dolayısıyla birinci olarak bunlar konuşuyor. Ali Babacan milletin $100 kim aldı demiş. Evet o çok ilginç. Onu izlerken konuğumuz da gelir herhalde. Konuğumuzu da alalım. Ben de oraya doğru geleyim. Videoyu koyuyor biliyor muyuz? Yayınlayabiliyor muyuz onu? Videoyu yayınlamayacağız. Hayır. Yayınlamayacağız. Sen bir dakika şunu bir konuşalım. Anla, Yıldıray. Tamam. Ondan sonra konuğumuzu alalım. Tamam. Şu çünkü hani böyle haberler kalıyor. Bir şey yapalım. Şimdi Babacan'ın bu şeyi güzel. Milletin evet, $100. Evet. Çok tam da işte var. benim söylediğim şey buydu. Hani dün söylediğim Babacan yayındayken de söylediğim şey bu. Diyor ki bak yıl 2009 200 lira daha somut. $123 ediyordu. Yıl 2021 200 liramız $23 ediyor. Evet, inanılmaz yani. Burada Erdoğan bir 23'ü tutturmuş yalnız. 2023'ün 23'ünü tutturmuş. Bir 20'yi de tutturursa buradan bir şey çıkabilir. Taha Akyol'un yazısı önemli. O da böyle bu Diyanet, her yerde Diyanet var biliyorsun. Evet. Diyanetle alakalı. Diyanet yani din siyasete siyasetçiler tarafından alet ediliyordu. Ama Diyanet Kurumu'nun siyasi tartışmalar içerisinde bu kadar yer aldığı evet, bir dönem. Bugünkü gazetenin manşetinde, Cumhuriyet evet, ve Sözcü'nün manşetinde Diyanet var yine. Hatta şeyde de var. Yeni Şafak'ta o manşetleri eleştiren bir başlıkla çıkmış. Diyanet ve siyaset Taha Akyol'un yazısı mutlaka okunması tehlikeli gerekiyor. Tehlikeli bir su ama. Yani evet. Hem iktidar açısından hem muhalefet açısından. Yani biraz iktidar galiba tartışmayı buraya çekmek istiyor. Evet. Muhalefetin bir kısmı da bu tartışmanın bu kısmını çok sevdiği için hani eskiden hep evet, tartışma buradan gittiği için onlar da hani bunun üzerine gidiyorlar. Yani Türkiye'de bir laiklik sorunu olduğunu zannetmiyorum. Türkiye'de bir otoriterlik sorunu biz var. Biz bu laiklik sorununa tekrar nasıl geldik ya? Evet. Yeniden. Yani dön dolaş. Hani benim oğlum bina okur döner yine okur ama hesabı. Yani bu konunun seçimlere doğru altının çizileceğini görüyoruz. Düşünüyorum. Yani. Bu çünkü seçimdeki esas kimlik savaşı modunu güçlendirecek bir şey bu. Anayasa değişikliği paketinde de karşımıza böyle bir şey çıkabilir. Evet. Yani insanlar şöyle bir şeyde kalabilir. Hani öyle bir anayasa teklif ederler ki tabii burada hani laiklik olmadığı bir anayasayı kastetmiyorum yani. Öyle değil ama mesela ne bileyim içinde Osmanlı, İslam, Türk kavramlarının girişinde bir şekilde yer aldığı bir anayasa teklif edebilir. O evet, zaman karşı taraftaki insanlara da denir ki ha bak biz iktidar evet, gelirsek hani biz böyle bir anayasa yapacağız. Aa siz buna mı karşı çıkıyorsunuz denir. Evet. Böyle şeyler yapılacaktır muhtemelen. Çünkü evet, diğer alanlarda yani özellikle ekonomi başta olmak üzere
durum o kadar iyi görünmüyor, toparlanacak gibi görünmüyor ama bu kimlik meselesinde hala Türkiye'de siyaset yapacak alan var ve bu da iki tarafta da bunun çok müşterisi var. Evet. Yani. Taha Akyol'un son satırı şöyle, yazı şöyle bitiyor. Diyanet gibi asırlık bir kurum siyaseti uğruna ne hale geldi demiş. 44 ciltlik muazzam İslam ansiklopedisini yazan bir bilikim vardı. Evet. Mehmet Görmez'den, Ali Bardakoğlu hocalarımızdan bahsetmiş. Hmm. Evet. Yani yazık, günah. Sen geleyim mi o tarafa? Gel. Geleyim. Tamam. Gel gel. Gel. Çok ayrı kaldık. Ayrı kaldık, gel. Şimdi program konuğumuz Gelecek Partisi Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı ve eski Borsa Başkanı Tuncay Dinç bizlerle birlikte olacak. Bu arada Gazete Pencere'nin manşetinde de yine Ali Babacan'ın bir uyarısı var. Diyor ki, seçimi açık farkla kazanmak gerekiyor. Uç uca olursa 40 türlü oyun olabilir. İstanbul'da olmadı mı demiş. Tuncay Bey, yani önümüzde sandıklar konulursa siz de böyle düşünüyor musunuz? Yani mutlaka açık ara farkla iktidar kaybetmeli, yoksa İstanbul'da yaşadığımız benzer sorunları Türkiye genelinde yaşarız diye siz de kaygılanıyor musunuz? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Günaydın. Biz böyle giriyoruz konulara. Kritik bir söyle giriyorsunuz. Şimdi Türkiye köklü bir demokrasi geleneğine sahip olan bir ülke. Yani bizim anayasa geleneğimiz, seçim sistemimiz. Evet. 1876'dan bir anayasayla yönetilen bir ülke. Türkiye'de seçmen her zaman oyuna sahip çıkmıştır. Yani hile olur mu? İllaki olur. Ama Türkiye'yi bir Afrika ülkeleriyle karşılaştıramazsınız. Yani orada... Evet. Bakarsınız bazen bir başkan %70-80 oyla seçilir. Önceden seçileceği bellidir. Hani oy oranı bile bellidir. Ama Türkiye gibi ülkede seçim sonuçları hiçbir zaman kimsenin garantisinde değildir. Evet. O yüzden ben şunu bekliyorum. İlla muhakkak ki hile denemeleri olacaktır. Ama bununla beraber ben seçim sonuçlarını az bir farkla da kazanılsa, çok bir farkla da kazanılsa kabul edileceğini düşünüyorum. Yani burada hiç kimsenin çıkıp da seçim sonuçları çıktığında hayır ben bu kabul etmiyorum deme imkanı yok. Yani az bir farkla kaybettik deme imkanı yok. İlla ki itirazlar İstanbul'da olacaktır. İstanbul'da oldu ama. Yok illa itirazlar. Ama şöyle. İkinci oldu. Sonra ikinci seçim oldu. İktidardaki bir partinin hiçbir şey olmadıysa da illa ki bir şey oldu diye itiraz etmesi ve Yüksek Seçim Kurulu yönlendirmesi daha kolay. Ama iktidarı kaybetmiş olan, geriye düşmüş olan bir partinin, artık kaybetmiş olan bir partinin aynı yönlendirmeyi yapması mümkün değil. Ha. Yani arada böyle ince bir fark var. Ben o yüzden... Muhakkak orada bir şey çıktığında. Tuncay Bey, siz Gelecek Partisi'ne katılmadan önce ne yapıyordunuz? Biraz sizi de tanıyalım. Siz yeni bir yüzsünüz çünkü. Şimdi insanlar daha çok beni borsadaki kimliğimle tanıyor. Evet. Borsa Genel Müdürlüğü yaptım. Evet. Bir yıl önce Takas Bank Yönetim Kurulu Başkanı yaptım. Arkasından yurt dışında görev yaptım bir süre. İşte danışmanlık, genel müdürlük. Yani yurt dışında bir büyük tekstil projesini yönettim. Yabancı ortaklı. Sonra Gelecek Partisi'ne katılmaya karar neden verdim. Neden ne zorunuz vardı diyeceğim. Böyle bir vallahi, şey. Yani şimdi, yurt dışını bırakıp buraya geldi. Siyasete girmiş. Zaten siyaset yapmak zor. Bir de siyasete girmiş insanları böyle. Evet, hani, biraz kaba mı oldu? Pardon. Yani şimdi çok. Yani tam aklıma gelen kelime buydu da o yüzden. Sizin tanıdığınız birisi, bir arkadaşınız dayak yerken gözünüzün önünde. Ne yaparsınız? Siz hesap yapar mısınız? Bizim çocuklarımızın geleceği söz konusu. Yani hepimizin geleceği söz konusu burada. Yani sadece kendi çocuklarımız değil. Bu ülkenin geleceği söz konusu olduğunda hayır arkadaş ben almayayım, ben katılmayayım bu işlere, siz kendi kendinize devam edin çalışın deme imkanı yok ki. Evet. Çünkü Türkiye'yi kendi haline bıraktığımızda nereye doğru gideceğini zaten görüyoruz hepimiz. Yani bütün endekslere baktığımızda, insani gelişmişlik endeksine, insan hakları endeksine, şeffaflık endeksine, adalet endeksine, şimdi hepsinin sıralamadaki yerini vermeye teker teker gerek yok. O detaya girmeyelim. Ama hepsinde bizim son 5-6 senedir ne kadar aşağı doğru düştüğümüzü görüyorsunuz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı sisteminin. Hükümet sisteminin devreye girmesiyle beraber bu endekslerdeki yerlerimizin son derece aşağı düştüğünü ve dünyanın en diplerinde yer aldığımızı hepimiz görüyoruz, müşahede ediyoruz. Yani ekonomi açısından baktığımızda çok farklı bir durum söz konusu değil. Ekonomik olarak da Türkiye'de şu anda maalesef müthiş bir acı var. Yani Türkiye bakın kaotik bir ülke. Yani gündemi sürekli değiştiği bir ülke. Siz de takip ediyorsunuz zaten. İşte yolsuzluk yapan bir bakan ne kadar konuşuluyor? Birkaç gün konuşuluyor. Bu yabancı bir ülkede olsa, yani aylarca konuşulur herhalde Avrupa'da olsa.
konuşulmaz, direkt görevden istifa eder. Evet, yani bir şekilde tamam, o da görevden alınmış oldu ama yani bir eski mafya liderinin iş ve hatlarına bakıyorsunuz, unutuluyor gidiyor. Yani kuraklık, orman yangınları hepsi ancak birkaç gün konuşuluyor. Pandemi bile her gün 250'den fazla insanımızın öldüğü bir şeyde bile bunu ne kadar konuşuyoruz artık, ne kadar ciddi alıyoruz. Ama gündemden düşmeyen tek bir şey var, o da ekonomi. Biz zaman zaman saha ziyaretlerinde bulunuyoruz. Yani inanın ben çok hoşlanmıyorum, niye hoşlanmıyorum? Çünkü orada ben acı çekiyorum. Yani insanlarımız o halini gördükçe, herkes şu anda muzdarip. Yani çiftçilerle konuşuyorsunuz. Gübre fiyatları geçen sene 1700-2300 lira aralığındayken bu sene 4400-6000 lira aralığında. Yem fiyatları bir torba yem 150 lira olmuş. Çiftçi 3.2 lira sütüne para alıyor. 9 liradan 10 liradan marketlerde satılıyor. Arada bir tür fark var ama çiftçi burada çok fazla kazanmıyor. Esnaflarla konuşuyorsunuz. Esnaflar diyorlar ki pandeminin çok büyük bir hasarı oldu. Ama maalesef verilen destekler çok yetersizdi. Hani siz de zaten IMF raporlarını falan takip etmişsinizdir. IMF'in raporuna göre Türkiye milli gelirin %1.6'sını bu işe harcadı. Doğrudan destekleri harcadı. Verilen kredileri bir kenara bırakıyoruz. Evet. Dünyada bu konuda en son sıralarda yer aldı. Verdiği doğrudan desteklerde ki bu zaten bir cepten diğer cep, halkın cebinden halkın cebine aktarma şeklinde gerçekleşti. Çünkü bunun %80'den fazlası zaten işsizlik fonuna karşılandı. Şimdi enflasyonla mücadele normalde işte Merkez Bankası'nın esas önce olması gereken bir alan. Fakat hükümet daha önce işte tanzim satış mağazaları kurmuştu. Marketlere baskılar, hal denetimleri, soğan depoları baskınları. Şimdi tekrar onun yapılacağı ile ilgili bir takım sinyaller var. Mesela bugün kararın manşetinde de var. Yine bir hal denetimleri başlamış durumda. Cumhurbaşkanı da bunun işaretini verdi. Neden bu yola başvuruluyor? Bu neye neden olur? Şimdi kimse kendi suçunu başkasının üstüne atmaya kalkmasın. Enflasyon dediğimiz şey aslında halkın cebinden yapılan hırsızlıktır. Sizin cebinizdeki paranın bir kısmının değer aşındırma yoluyla cebinizden alınmasıdır. Kamu yöneticileri tarafından. Enflasyonla mücadele halkın görevi değildir. Enflasyonla mücadele yönetimin, iktidarın ve özellikle Merkez Bankası'nın görevidir. Ki Merkez Bankası'na kanunla verilmiş olan bir görevdir. Bakın biz Gelecek Partisi olarak dedik ki programımızda, Merkez Bankası Başkanı meclis tarafından görevden alınabilir. Bu da nasıl alınır? İki kere üst üste enflasyon hedefini tutturamazsa meclisler biz seni görevden alıyoruz diyebilir. Ama siz şimdi Merkez Bankası'na kanunla verilen bir görevi bir tarafa bırakıp arkasından laf dinlemiyor diye biz başkanları görevden alıyoruz derseniz, son birkaç senede 4 başkanı arka arkaya değiştirirseniz, bu konuda hiçbir şekilde ciddi bir duruş sergilemezseniz, bunun karşılığında tabii enflasyonla mücadelede başarısız olmanız mukadder. Peki ama, iş adamları ortak tavır diyor bugün Okan Müderrisoğlu. Ya bakın şimdi o da fiyatları düşürün, kâr etmeyin diyecekler. Fahiş fiyat uygulamak farklı bir şeydir, enflasyon farklı bir şeydir. Yani arada çok ciddi kar marjıyla, stokçuluk yaparak, kara borsacılık yaparak bazı malların piyasada bulunmadığında bunları fahiş fiyatlarla satılan insanların üzerine her zaman gidilir. Biz gazetelerde de okuyoruz bir takım denetimler yapıldığını. Ama denetimler ne şekilde gerçekleşiyor? Raf fiyatıyla kasadaki fiyat aynı mı diye bir denetim gerçekleştiriyorlar. Bunlar hiçbir zaman yeterli olmaz. Bunlar enflasyonla mücadelenin adımları değil. Bunlar gayri ciddi adımlar. Bunlar sadece suçu kendi üzerinden atıp suçu sanki esnafın, sanki marketçi, sanki satıcı bunun üzerine fahiş fiyat ekliyor gibi bir noktaya doğru götürmek. Enflasyonla mücadele ancak şöyle olur. Ancak rasyonel bir akılla ve bir planlama aklıyla olur. Ortada rasyonel bir akıl yokken, bir planlama aklı yokken. Bakın planlama aklından şunu kastediyorum. Şimdi orta vadeli plan ilan edildi. Yani Merkez Bankası Başkanı demiş ki bizim yıl sonu enflasyon beklentimiz işte 14.2. Şimdi aradan daha neredeyse 40'ı çıkmadan diyeyim orta vadeli plan açıklanıyor. Orta vadeli planda enflasyon yıl sonu için 16'nın üzerinde. Hı hı. Şimdi Merkez Bankası başka bir tarzda konuşuyor. Orta vadeli plan başka bir tarzda konuşuyor. Hazine ilan ediyor. Diyor ki ben Eylül-Kasım arasında yabancı para cinsinden borçlanmaya gitmeyeceğim. Evet. Bunu dedikten birkaç ay sonra tekrar işte dün gerçekleşti. Yabancı para cinsinden Eurobond'larla 2028-2033 vadeli tekrar borçlanmaya gidiyorlar. Ne anlama geliyor bu? Bu şu anlama geliyor. Bir tarafınızda farklı bir şey söylerken bir tarafınızda farklı bir şey yapıyorsunuz. Ki özellikle bunun en kötü örneklerinde biz 2019-2020 yıllarını gördük. Nasıl gördük? Mesela dediler ki swaplarla alakalı kısıtlama yapıyoruz. Önce kısıtlama yapıyorsunuz, swap imkanlarını kısıtlıyorsunuz. Arkasından tekrar swap imkanları yaratıyorsunuz. Bunun belki daha çarpıcı bir örneği de şudur. Merkez Bank düzeltiyorum. BDDK aktif rasyosuyla dedi ki bankaların kredi vermesini istiyorum.
dedi, kredi vermeye teşvik etti bir taraftan. Ekonomide soğuma olmaması için. Bu sene ne yapıyor? Bu sene de sözlü yönlendirmeyle bankalara diyorlar ki fazla kredi vermeyin. Tüketici kredilerini çok açmayın. Yani her senenin kendine özgü bir planıyla gidiyoruz. Halbuki bu işler nasıl yapılır planlama? Bizim 2018'de ilan edilmiş bir şeyimiz var. 2018-2019'da 11. 5 yıllık kalkınma planı. Şimdi onun içine baktığınızda aslında o kadar net şeyler var ki. Şimdi bazen diyorlar ki muhalefete, yapıcı olun, hep eleştirmeyin, bazen de ne yapılması gerektiğini söyleyin. Ne yapılması gerektiğini görmek istiyorsanız gidin mesela o plandaki yazılanlara bakın. O planda ne diyor biliyor musunuz? Hukukun üstünlüğü ve güçlendirilmiş demokrasi ile desteklenen temel hak ve hürriyetler kalkınmanın ana sütunlarıdır diyor. Şimdi bunu diyen bir akıl var bir tarafta. Akıl demeyeyim ya da bunları işte laf olsun diye yazıyorlar. Bir tarafta da uygulamaya bakıyorsunuz. Uygulama bunun çok ötesinde, çok tersinde. Yani ülkede öngörülebilirlik ortadan kalktığındaki öngörülebilirlik bir ülkede bence ekonomik istikrar açısından en önemli şeydir. İnsanlar döviz kurunun nereye gideceğini bilmiyorsa, enflasyon oranlarına TÜİK tarafından açıklanan güven yoksa, ekonomik oyuncuların, ekonomik kurumların başındaki kişilerin bugün oradalar ama yarın nerede olacağını bilmiyorsanız, böyle bir durumda ekonomideki herkes de kendince plan yapmaya çalıştığında zaten çok zorlanıyor. Bunun karşılığında enflasyonda mücadele sadece lafta kalan bir şeye dönüşüyor ki aslında bir de daha önemli bir şey şu, bir zihniyet problemi var. Yani Cumhurbaşkanı kendisi ne dedi? Ben dedi ekonominin başındaki kişiyim. Ekonomi benden sorulur dedi değil mi? Ben bir ekonomistim dedi. Uzmanlık alanım dedi. Ama onun iman derecesinde benimsemiş olduğu bir şey var ki o da faizin enflasyonun sebebi oldu. Ama ne diyor? Faiz enflasyonun sebebi diyor. Faiz indirin diyor. Biz de diyoruz ki madem öyle indirin faizleri sıfıra. Hatta eksi faiz uygulayın. Hadi hemen hep beraber görelim enflasyon düştü. Tamam o zaman iman derecesinde inandığı bir şeyse o zaman faizleri niye düşürmüyor? Sıfırlasın kağıt yani sıfırlayabilir. Yapabilir işte ben de onu soruyorum. Evet. Aslında Cumhurbaşkanı'na şimdi ben söyleyecek olsam desem ki ne tavsiyede bulunuyorsun dese şunu söylerim. Televizyona çık. Ve de ki ya kusura bakmayın ben çok büyük bir yanlışlık içindeymişim. Ben Merkez Bankası'nın işine karışmamalıyım. Merkez Bankası kanunla verilmiş görevler var. Eğer o görevleri uygulamıyorsa o zaman ben onlardan hesap sorarım de. Ve bundan sonra Merkez Bankası'na karışmıyorum. Para politikası kuruluna uzmanlardan oluşan bir heyet olarak bakıyoruz. Ve o kurul enflasyon konusunda ne yapılması gerektiğini öğütlüyorsa biz de onu desteklemek için elimizden geleni yapacağız dediğinde bakın ne olur? Ertesi gün dolar sizce ne olur? Ben size sorayım. Hı. Hani ekonomi uzmanı değilsiniz ama döviz nereden nereye gelir? Yani şimdi bu döviz endeksi dediğimiz şeye baktığımız zaman aslında reel kur endeksi çok daha aşağıda olması gerekiyor dövizin. Ama çok daha yukarıda. Neden? Çünkü ekonomide öngörülebilir ortadan kalktığı anda herkes kendisini güvenceye almaya çalışıyor. Bugün döviz hesaplarına baktığımızda Türkiye'deki yerleşiklerin işte 238-239 milyar dolar gibi. Yani döviz her düştüğünde insanlar döviz alıyor. Şimdi buna karşı önlem olarak TL mevduata verilen faizleri biraz daha artıralım falan gibi şeyler konuşuluyor ama insanlar doları getirisinden dolayı almıyorlar. Niye alıyorlar? Türk parasına güven duymadıkları için. İnsanlar kendi ülkesinin parasına eğer güven duymaz ise o zaman ne yaparlar? Başka önlemler almaya çalışırlar. İşte enflasyonda niye oluyor? Bundan dolayı. Yani siz ülkede eğer güven ortamını zedelediyseniz, ülkede öngörülebilirliği zedelediyseniz, ülkede planlama diye bir şey kalmadıysa, ülkede kurumlara güven kalmadıysa ve kurumların kurumsal kapasitesi ortadan kaldırıldıysa o zaman enflasyonla karşılaşmanız da mukadder oluyor. Bugün peki bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu marketlerdeki fiyatları diyelim ki baskıyla düşürüldüğü zaman enflasyon düşer mi? Şimdi enflasyona şöyle bakalım. Baskıyla. Tamam biraz daha o zaman. Otoriter bir rejim baskıyla marketlerdeki fiyatlar düştü. Halk olarak ben buna memnun olurum. Yani bakkal ya da market sahibi bir akrabam yoksa, babamın marketi yoksa, ben bir bakkal yani bir şey işletmiyorsam, süpermarket işletmiyorsam, alıcı konumdaysam bu beni memnun eder. Ne olur? Hemen söyleyeyim, kara borsacılık olur. Çünkü enflasyon sadece talep yönlü olarak gelişmiyor ki. Bir de arz yönlü enflasyon var. Yani şimdi bakın enflasyon oranı nedir? En son 19.25 değil mi? Evet. Üfede ne kadar? 45'in üzerinde. Şimdi arada ciddi bir fark var.
Ya, tamam, o enflasyon oranı %19 gerçekten doğru mudur, yanlış mıdır? TÜİK zaten güvenilirliğini çok kaybetti. Ben artık rakamları ayarlama enstitüsü diyoruz. Hatta ben ona etiketleri ayarlama enstitüsü demiştim. Çünkü geçen ay işte 18.95, 44.95 falan gibi bir şey vermişti. Rakamlar vermişti. Ama arada bu kadar ciddi fark varsa bu şey demektir. Orada oluşan maliyet, yani üreticinin maliyeti bir şekilde fiyatlara zaten yansıyacak demektir. Üretici o maliyetleri yansıtmadan o malı satabilir mi? Şimdi Türkiye'de dövizin, yani ithalata çok bağımlı bir ülkeyiz. Üretirken bile ithalata bağımlıyız. Dövizin fiyatlar üzerindeki etkisi çok yüksek. Eğer dövizi kontrol edemezseniz, döviz fiyatlarını aşağı alamazsınız ki o da zaten enflasyondan kaynaklanıyor. O zaman maliyeti kontrol edemiyorsunuz. Evet. Hiçbir üretici kendi ürettiği malı maliyetinin altına satmak ister mi? Satamaz. O zaman ne olur? Belki rafta bir kısmını maliyetinin altına satar zorlamalar çerçevesinde. Ama daha çoğunu Türkiye'de daha önce gördüğümüz gibi raf altına satmaya başlar. Türkiye bir kara borsa stok ülkesi haline dönmeye başlar. Evet. Yani o yüzden o herhangi bir şekilde çözüm olamaz. Borsada durum nasıl peki? Yani ne kadar yabancı yatırımcı var mı? Yerli yatırımcının ilgisine? Çünkü orada hani bir sanki bir istikrar varmış gibi görünüyor. Şimdi borsada geçmiş yıllarda daha iyi dönemler yaşadık. Yani yabancı ilgisinin çok yüksek oldu. Sadece borsa değil. Yani devlet tahvillerinde de şu anda 7 milyar doların biraz üzerinde dipslerde yabancılar. Borsada da 24 milyar dolar civarında yabancıların elinde kağıt var ki bu da zaten toplam piyasa değerinin %42'sine denk geliyor. Borsada yabancılar şu anda %42 seviyesinde. Dolayısıyla %72'lere çıkmıştı bu. Yabancı payı, borsada yabancı payı. Yani çünkü o zaman fark ne neydi? Zamandı bu? Bu 2012-2013 yıllarında. Yani o zaman Türkiye çok daha fazla bir ilgi vardı. Türkiye çok daha revaçta olan bir ülkeydi. Türkiye'nin yönü daha belliydi. Yabancılar açısından da daha yatırım yapılabilir bir ülkeydi. Yabancı ilgisi kayboldu ama geçen sene şöyle bir şey yaşandı. Borsada bir yerli ilgisi oluştu. O da biraz şununla alakalı. Bir kredi pompalamasının arkasından ve insanlarda güvensizlik duyduğu için ekonomiye varlıklarını işte dövize, bir kısmı arsaya, eve ve bir kısmı da borsaya doğru yönlendirecek oldu. Tabi bunun sonucunda ne oldu? Borsada çok ciddi bir takım kağıtlarda çıkışlar yaşandı. Manipülatörler de devreye girdi. Yani şimdi isim vermiyorum ama 1.400.000 lira üzerinden elde işlenen bir şirket birkaç ay sonra piyasa değeri 1 milyar lirayı gördü. Yani o kadar yüzlerce katına katladı. Öyle şeyler de oldu ama bir taraftan da tabii şöyle borsaya küçük yatırımcının ilgisi çok arttı. Halka arzlar açısından da tabii altın bir dönem oldu. Halka arzlarda çok yoğun bir dönem yaşandı. Şimdi o dönem hala sürüyor halka arzlar. Ama geçen seneki kadar şey değil tabii. İlk arzdaki primler azalmış olduğu için halka arzlarda geçen sene kadar yoğun yaşandı. Katar hikayesini siz borsa başkanlığı da yaptınız. Evet. Katar'a satıldı. Katar ortaklığı. Ortak oldu. Ortak oldu. Katar ortak oldu. Evet. Katar nasıl ortak oldu? Nedir bu işte? Hani çok konuşulmuştu ama hani bizde Türkiye'de işte iki gün konuşuluyor sonra bırakılıyor. Katar Caddesi zaten. Katar Caddesi'ndeyiz şu anda. Katar'ın hikayesi şöyle. Katar borsası ortak olmadı Türkiye'ye. Bazen böyle yanlış bir algı oluyor. Katar'ın yatırım otoritesi var. Yani finansal yatırımcı. Daha önce onlar Volkswagen'a da ortak oldular. Londra borsasına da ortak oldular. Tabii dünyanın her yerinde yatırımları var. Neden? Çünkü bu bir Katar'ın varlık fonu mahiyetinde. Varlık fonları hangi ülkelerde kuruluyor? Daha çok doğal kaynaklardan gelir elde eden ülkelerde kuruluyor. Ve o ülkeler bugün kazandıkları paranın gelecek nesillere de aktarılabilmesi için sağlıklı bir şekilde o fonları değişik yatırım araçlarına yönlendirmeye bizdeki gibi değil yani. Bizdeki yokluk fonu dersek belki daha iyi olur. Çünkü borç almak üzere kurulan hazinenin fonksiyonunu bir nevi devşirmeye çalışan bir yapı. Yani tamamen sakat bir yapı. Onu kenara bırakalım ama Katar borsaya daha önce de zaten ortak olma niyetindeydi Katar yatırım otoritesi. Ben borsaya başladığımda 2015 senesinde görev aldığımda o zaman borsanın bir vizyonu vardı. Bu vizyonda neydi? 2009 yılında Türkiye'de bir vizyon belgesi ilan edilmişti. İstanbul Küresel Finans Merkezi olacak diye bir hedef belirlenmişti. Yani gayet de doğru bir hedefti. Çünkü bakın bugün Londra'da tabii Brexit sonrası onlar da bir sarsılmaya uğruyor ama yani 700 bin kişiden fazla sadece finans sektöründe çalışan var. Bu sadece Londra'da. Yani 120 milyar pound'dan fazla İngiltere'nin finans sektöründen geliri var. Yani bunlar çok ciddi gelirler. Bunlar niye Türkiye'de olmasın? Türkiye'de neden bir finans merkezi olmasın? Bunu yapmaya imkan var diye o zaman
birçok paydaş kuruluş, 180'den fazla kuruluş beraber bir araya gelindi. İşte arama konferansları, bir vizyon merkezi ilan edildi, bir aksiyon planı ortaya çıkarıldı. Bunun merkezinde de Borsa İstanbul vardı. Yani bunun çekirdeğinde Borsa İstanbul'un da uluslararası borsa olması hikayesi vardı ki çok mantıklı bir şey. Çünkü Frankfurt'tan Hong Kong'a kadar baktığınızda arada bu işe en iyi aday olabilecek en güçlü borsa aslında Borsa İstanbul. Temelleri sağlam bir borsa. Ben görev aldığımda da borsa o zaman Nasdaq'tan bir ortaklık almıştı. %5 bir ortaklık almıştı. Ve borsanın biz halka arzı önümüzdeki hedeflerden bir tanesiydi. Halk arzı için çalışmaya başladık önce. Ama dedik ki halk arzı gitmeden önce şu stratejik ortaklıkları yapalım ki halk arzı hem daha sağlıklı yapalım hem de değeri daha yüksekte belirleyelim. Daha önce çeşitli kuruluşlarla, benden önceki Başkan İbrahim Turan Bey zamanında görüşmeler yapılmıştı ama o görüşmeler tamamlanmamıştı. O görüşmeleri tekrar ben masaya yatırdım. O zaman Amerika'dan bir takım kuruluşlar vardı. EBRD vardı. Şimdi Amerika'daki kuruluşlar biraz daha o iki seçim ortamında, yani ki biz iki seçimi olacağını bilmiyorduk ama yani zaten seçime gidiyoruz. Biraz daha provokasyona açık bir şey olacaktı, seçenek olacaktı. Onun için EBRD bize daha iyi bir seçenek olarak geldi. EBRD ile devam etmeye karar verdik. Masaya oturduk. Çok hızlı bir şekilde EBRD ile anlaştık. Hızlı derken aslında şöyle çok rahat da geçmedi. Çünkü ilk toplantımızda Londra'da oturduk karşılıklı masaya. Hemen önüme bir gazete çıkardı. O günün gazetesi. Sabahki gazete. Karşımızdaki EBRD'nin yöneticisi olan arkadaş. Ve orada Erdoğan ile Davutoğlu arasında sorunlar var gibi şeyler yazıyor. Türk gazetesi mi? Yabancı gazete. O gün sabah almış okumuş ve dedi ki daha bugün sabah gördüğüm şey. Size bu durumda biz nasıl ortak olacağız bu değerli? Fitne bunlar deseydiniz. Öyle değil ama şunu anlatır. Biz dedik ki bakın yani bu konuda çıkarılmış olan bir kanun var. Kanuna verilmiş olan görevler var. Ve bunun yanında her ne kadar bu tip sorunlar yaşansa da zaman zaman borsanın vizyonu belli. Yani benden önceki yönetici belli. Benim atanma şeklim ve buraya geliş amacım belli. Şimdi zaten vizyon devam ediyor. İyi bir yerde yöneticisi haklı çıkmış orada değil mi? Ya biraz tabii onlara yazık oldu. Yani onun kötü bir hikayesi oldu. Ama sonunda anlaştık. Ve çok hızlı anlaştık. Ben 1 Nisan'da görev almıştım. 29 Mayıs'ta bir şeyi imzaladık onlarla. Protokolü imzaladık. Ama protokolde şöyle bir madde vardı. Diyordu ki eğer bu devir, hisse devri, %10'luk hisse devri 31 Aralık'tan önce bitmezse bu anlaşma da kendiliğinden fes olur, iptal olur diyorduk. Şimdi tabii o dönem biraz zor bir dönem çünkü önce bir seçim yaşadık, arkasından bir seçim yaşadık. Ben o dönem 3 bakanla çalıştım. Hani Ali Babacan'la başladım, Cevdet Yılmaz'la devam ettim. Arkasından Mehmet Çipek geldi ve onu zamanında tamamlayabildik. Seçim ortasında kimsenin böyle bir şeyle uğraşacak bir durumu da yok. Yani işte borsanın hali ne olur ya da borsadaki ortaklıklar nereye gider? Borsanın vizyonu nedir? Onların umurunda değildi. Çünkü seçim ortamında ki o dönem hatırlayın bir de terör belası, müşterindeki savaşları falan. Öyle bir ortamda biz Ankara'da bunun izni almaya çalışıyoruz resmi kurumlardan. Tabii zor bir dönem. Çünkü esas zorluk seçimden daha ziyade biraz da Türkiye'deki vizyon değişikliğinden kaynaklandı. Çünkü 2009'da Türkiye'nin daha net bir vizyonu vardı. O belge hazırlanırken. Ama 2015'e gelince o vizyon kaybolmuştu. O dönem daha çok dillendirilen bu yerli milli hikayesi var ya. Yani işte oturuyoruz. Niye yabancıları satıyoruz? Oturuyoruz mesela ya. İşte toplantı yapıyoruz ya Tuncay Bey diyorlar. Siz bir yabancının gelip de burada bir koltuğa oturmasına nasıl bakıyorsunuz? Buna nasıl müsaade edersiniz? İşte yerli milli değil falan. Şimdi diyorum bakın Londra borsasına gittiğimizde karşımıza çıkan ekip yöneten Fransız, yardımcıları işte Amerikalı, İtalyan, Fransız, Hintli, İngiliz bile yok. Yani farklı milletlerden. Borsa dediğimiz yer bir pazar yeri. Yani bunu illa milli bir borsa yapacağız diye yola çıkarsanız kendi olanaklarınızı kısıtlarsınız. Ama küresel borsa olacağım derseniz borsayı çok daha fazla büyütme, geliştirme imkanınız var. Nihayet şöyle oldu. Biz o dönem bunun müzakeresini çok yaptık. Ve şöyle bir noktaya geldik. Ankara ili değil, oradaki kurumlarla. Ya Tuncay Bey siz son derece haklısınız ama dediler. Şöyle de bir şey var, biz korkuyoruz. Neden korkuyorsunuz? Yaptığınız doğru. Ama birileri gidip de Cumhurbaşkanı'na bunlar hain derse, işte bunlar borsayı yabancılara satıyorlar, yabancılarla işbirliği yapıyorlar falan denirse. Ya dedim Allah aşkına derlerse desinler. Yani Cumhurbaşkanı'nın verdiği kanunun altında dedim imzası var onun. O çıkardı bu kanunu. Ya Tuncay Bey dediler kanunu kendi çıkartmış olsa da köprünün altından çok su olarak da artık Cumhurbaşkanı'nın yanında dediler. Danışmanlar o anda kim ne söylerse ve aklına nasıl kalırsa öyle hareket ediyor. Yani o yüzden biz de lütfen zora sokmayın ama sağ olsunlar onlar da
şunu anlayışla karşıladılar. Onlar da yani bu ülke için bir şey yapmak gerektiğini düşündüler. Ve o bizim anlaşmamız. Biz nihai aşamaya getirdik. Dedim ki siz kararı bakana bırakın arkadaşlar. Hani siz imzalarınızı verin. En son kararı bakan versin diye. Ve o zaman Mehmet Şimşek bakan olmuştu. Bakan olur olmaz zaten. Hani tamam biz siz bunu hallediyoruz. Siz bilgileri bakan Bey'le paylaşmış mıydınız o zaman? Mehmet Şimşek'le. Mehmet Şimşek Bey'le. Şöyle. Yani işte hani... Sadece Mehmet Şimşek Bey'le değil. Yani Ali Bey'le ilk başladık. Yani Ali Bey'in önerisi de şu oldu o dönemde. Ya bakayım seçim geliyor, durumu görüyorsun. Hani bunu nasıl yapacağız? Yani böyle bir ortamda hani yarım kalır, sen ortada kalırsın falan gibi bir şey oldu, yüzünü kaybedersin. Dedim ki ben eğer doğru bir şeyse ben ortada kalırım, hiç dert değil. Yani yeter ki bunu yapalım. Arkasından Cevdet Bey'le devam ettik. O dönem tabii çok fazla şey veren var, korku veren var. İşte yapabiliriz, yapamayız, buradan sorun çıkar diye. Biz dedik Cevdet Bey'i daha rahat bir ortamda yakalayalım ve bunu daha etraflıca konuşalım. Onun da ilginç bir hikayesi oldu. Lima'da IMF Dünya Bankası toplantısı var. Peru'da. Peru'da, evet. Cevdet Bey de katılacak oraya. Ben iyi bir yerde Phil Bennett vardı işte onun yöneticisi. Dedim ki ben sizi şeyde görüşteyim. Lima'da görüşteyim. O şekilde anlaştık. Ama Cevdet Bey'in haberi yok bundan. Şu anda ben... öğrenmiş oldum. Ben buradan uçağa atlıyorum. İşte New York'a gittik. Orada Nasdaq'la ortaklarımla bir görüşmemiz oldu. Hiç uyumadan aynı gün New York'tan tekrar uçağa biniyoruz. Tekrar Lima'da indik. İşte havalimanı tuvaletinde işte üstümüzü değiştiriyoruz, tıraş oluyoruz falan oradan. Salona geçtik Cevdet Bey'in konuşma yapacağı. Konuşması biter bitmez ben şeyle beraber, İBİ'deki yönetici arkadaşımızla beraber hemen yakaladık Bakan Bey'i. Durumu anlattık. Yani son derece şey karşıladı, o da makul karşıladı. Bütün anlattıklarımızdan sonra işte dosyamızı verdik falan. Sonra desteğini belirtti. Hı-hı. Yani onun destek vermesi de çok önemli oldu. Arkasından Mehmet Bey de zaten o da süreçten haberlerdi. Onun da desteği çok önemli. Yani bu zihniyet meselesi, bu duyduğumuz ideolojik sloganlar Türkiye'de bir takım adımlar atılmasını bile engelleyecek boyutlara gelebiliyor yani değil mi? Yani ya bir takım bir... adımlar demeyelim sadece de şöyle diyelim biz. Bakın biz Türkiye'de şöyle bir şey konuşuyoruz. İşte gemi devrilir mi devrilmez mi ne kadar soruluyor. Yani bu ekonomi nereye kadar gider falan gibi. Evet. Yani şöyle bir şey beklemeyin hiçbir zaman. Bir gün sabah kalktığımızda bütün kepekler kapanmış, ülke kapanmış diye bir şey olmaz. Ama biz şunu görüyoruz. Her tarafta insanlarda yokluğu görüyoruz. Ve yokluğun ve yoksulluğun, artık yoksulluk da demiyorum ben, yokluk diyorum, yoksulluğun ötesine geçmişiz. Yokluğun her tarafta artmakta olduğunu görüyoruz. Alışıyor insanlar buna. Evet. Bu giderek artacak. Yani böyle devam ederse giderek artacak. Çünkü bizim kaybettiğimiz olağanüstü bir fırsat maliyeti var. Yani Türkiye gibi potansiyeli çok yüksek. Hani dış dünyayla entegre. Hani rahatlıkla yatırım alabilecek, çekim merkezi olabilecek bir ülkeyi biz bugün hala şunu konuşuyoruz. Acaba siz bu gemi batmadan kıyıya ulaşabilir mi, ulaşamaz mı? Onu konuşuyoruz. Yani bir takım adımlar değil de bakın biz 2011'de neydi hedefimiz? 500 milyar dolar ihracat yapacaktık değil mi? 2 trilyon dolar bizim gayri safi milli hasılamız olacaktı. Ne oldu hedeflere? 2023 hedefleri nedir şimdi? En son orta vadeli planda açıkladılar. Neymiş? İşte 925 milyar dolar o da yapabilirsek gayri safi milli hasılamız olacak. 10.700 dolar kişi başı gelir olacak. Bak 10.700 diyoruz. Ne kadardı? 2012'de 12.480 dolardı. Bunu 25 bin dolar olması öngörülüyordu değil mi? Hedef oydu. Evet. Hani nerede hedef? Nerede gerçekler? Hani derler yani ya, yerli ve hayaller. Milli deyince insanlar diyor ki yani bu yabancı şeyinden baskısından kurtuluyoruz. İşte her şey yerli milli olacak. O zaman her şey çok iyi olacak diye bir şey var ya şu anda hakim olan şey bu. Eskiden böyle değildi. Daha entegrasyon, daha dünyaya açık bir bakış vardı. Aslında o yerli ve milli bakışı sizin anlattığınızdan hani anladığımız bu borsa örneğinde, borsanın bir kısmının satılması örneğinde Türkiye aslında fakirleştiren bir şey oluyor. Aslında bir tür bazı alanlarda işte savunma alanında mesela bir takım başarılar oluyor ama genel olarak bu zihniyet hakim olduğunda kendine kapandığında Türkiye aslında entegrasyondan vazgeçtiğinde aslında fakirleşiyor aslında. Evet. Yani bazı alanlarda kapalı olabilirsiniz. Yani askeri alanında tamam kapalı olabilirsiniz. Kendi kendinize olabildiğince yeter olmaya çalışabilirsiniz ama ekonomi alanında, ticaret alanında diyebilir misiniz? Ben kendi kendime kapalı olayım, kendi kendime bir ekonomi çevireyim diye. Yani Türkiye'de bu kadar ihracatçımız var bizim. Bakın 2012'den bu yana zaten bizim ihracatımızda artışlar sınırlı düzeyde kaldı. Bizim bunun üstüne odaklanmamız lazım. İhracatımızı nasıl artırırız? Bir de bunun katma değerini nasıl artırırız diye düşünmemiz lazım. Şimdi bizim bunları düşünmemiz gerekirken biz sürekli yerli, milli, hani biz dışarıyla ilişkilerimizi kısıtlayalım diye düşünecek olursak yani kaybedeceğimiz çok şey oluyor. Ben bu yerli milli hikayesini tamamen hani global dünyadan Türkiye'nin
daha az pay almasını hedefleyen insanların bir sloganı olarak görüyorum. Hı-hı. Bu tamamen yapay. Bir takım çevrelerin çıkardığı ve Türkiye'de Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirmek isteyen insanların önüne çıkarılmış, yani bazen de tasfiye etmek üzere çıkarılmış bir slogan olarak görüyorum. Türkiye'nin potansiyelini kullanamıyoruz maalesef. Yani bakın 1980'de Türkiye'nin dünya milli gelirinin aldığı pay yani 0.81 bile değildi. Bu 1.20'lerin üzerine çıktı. Bugün yine nereye döndük? Yine 0.80'e. Yani hani derler ya. 1980'e mi döndük? 80'e döndük. Hmm. 1980'e döndük. Yani az gittik, uz gittik. Milli gelirde dünyada aldığımız yani, paydan. Olabildiğince övünün. Deyin ki çok yerli ve milli 0.80. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün bunlara rağmen 2023 hedeflerinde işte gidiyoruz bütün engellere rağmen devam ediyoruz. Açıklamalarını siz nasıl mesela ekranda izlediğinizde nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani buna bakın çok yani mizahi bir cevap vereyim ben. Yok ciddi cevap verin. Mizahi verin bence. Peki. Hannibal hani iyi bir komutan. Peki yarış mizahi yeri ciddi tamam. Konuşalım. Hannibal iyi bir komutan ve işte Avrupa'ya geçiyor. Kartacan'ı ve Avrupa'yı titreten bir komutan olmuş. O zaman atları Tunus'tan gemileri yüklüyorlar ve karşı kıyıya geçiyorlar. Akdeniz'in karşı kıyısına geçiyorlar. Geçerken tabii atlara yemek verirken her seferinde buruç alıyorlar. Sonra işte atlara yemek veriliyor. Böyle bir gün atlarla geçerken gemide, gemi biraz dalgalı, deniz dalgalı ve gemi hareket ediyor, sallanıyor. Atlar huzursuz oluyorlar. Atlar huzursuz olduğunda tabii gemi çok daha fazla salmaya başlıyor. Geminin batma tehlikesi var. Hannibal hemen diyor ki boru çalın, yemek borusu. Atlar bir sakinleşiyor. Biraz sonra tekrar hareketleniyorlar. Bir boru daha çalın diyor. Tekrar bir duruyorlar ama boruların arası şöyle oluyor. Önce işte yarım saatken 15 dakika, 10 dakika, 5 dakika, 3 dakika nihayet kıyıya varıyorlar. Şimdi ben de şöyle bakıyorum. Arada biz doğalgaz buluyoruz değil mi? Ondan sonra sürekli işte hedeflerle işte dünya ülkelerini katlıyoruz. İşte bizi kıskanıyorlar. Bu tip şeyleri ben sadece gaz olarak, yani gerçekten gaz yani şey, yani bulunan gaz değil. Bulunan gaz değil de gaz verme olarak, dolmuş olarak görüyorum. Yani bunlar sadece motivasyon amaçlı, hiçbir gerçekliği olmayan. Çünkü işin gerçeğini söyleyeyim mi? Gerçeği şu, enflasyon oranlarını karşılaştırdığımızda Türkiye'nin diğer ülkelerle, işte Türkiye 12. 13. sırada en yüksek. Dünyada en yüksek enflasyon. Dünyada en yüksek. Yani hiç kimse çıkıp da bütün dünyanın sorunu falan demesin. Bütün dünyanın sorunu değil. Amerika'da bakın şu anda biraz yükseldi şeyden dolayı. %5.4'ten sonra enflasyon. İşte 5.3 beklentisi var. Avrupa'da Euro bölgesinde 2'nin biraz üzerinde. Ki o da yeni bir olgu. Bu enflasyon yenilmiş bir şey yani dünyada aslında öyle mi? Eskiden çünkü hep böyle %70, 80, 90, 100. Var. Yenilmiş bir şey. Amerika'da mesela %15'leri bulduğunda o zaman yani Fed'in başkanı Volcker yani siyasi otoritenin desteğini alarak bunu yapmış. Bu yapılıyor. Yani bunu yapmak isteyenler yapabiliyor ancak. Türkiye'de enflasyonun şöyle de bir tehlikesi var. Şimdi siz siyasi tarafı daha iyi takip eden birisiniz. 70'lerin sonunda biz enflasyon oranında %100'leri geçtik. %100'leri yakaladık. Yine biz 90'lı yılları, 80'lerin sonu ve 90'lı yılları enflasyonla geçirdik. Enflasyon canavarı. Ve bugün yine enflasyon. Şimdi ben 70'lerin sonu dediğimizde, 90'lar dediğimde ve günümüz dediğimizde ne anlatıyor bu? İstikrarsızlık değil mi? Evet. Yani enflasyon, bozulan gelir dağılımı ve halkın geçim zorluğu arkasından muhakkak ki muhakkak sokağa da yansıyor. Huzursuz insanlar her zaman teröre, asayişsizliğe, anarşiye daha yatkın insanlardır. Yani Türkiye'de şu anda insan çok büyük maalesef bir geçim zorluğu içerisinde. Yani çiftçiyle konuşuyorsunuz, şikayetçi. İşçiyle konuşuyorsunuz, şikayetçi. Çok büyük bir işsizlik dalgası var şu an Türkiye'de. Yani rakamlara baktığınızda TÜİK ne diyor? Yani artık o rakamları da gerçi yorumlamaktan şey yapıyorum, aciz kaldım çünkü çok büyük inişler çıkışlar var. Hani bir takım ayarlarına dair şeyler var onun. Gazetelere de yansıyan şeyler var, haberler var. Ama TÜİK'in rakamlarını bile enflasyon şu an istihdamda işsizlik şu an %12. Ama orada çok ciddi bir problem gözlerden kaçırılıyor. Türkiye şu anda geniş tanımlı işsizlikte yaklaşık 10 milyon geniş tanımlı işsize sahip. Yani iş gücünün 30 milyonun biraz üzerinde olduğunu düşündüğünüzde bu ne demek? Türkiye'de aslında her 3 kişiden çalışabilir ve çalışmak isteyen her 3 kişiden birisi işsiz. Tuncay Bey peki şimdi 2023 yılına 2 yıl var yaklaşık. Evet. Yani sonunu da 2023'ün bitimine kadar da
Sayın Erdoğan'ın süresi var. Evet. 2 yılda 2023 hedeflerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ulaşma ihtimali var mı? Ben bunu hiç zannetmiyorum. Çünkü bakın bütün sonuçları gözlemliyoruz biz. 2 yıl. Yok, 2 yıl, 2 yıl değil, 42 yılda verseniz ulaşması mümkün değil. Çünkü hayır, ulaşılmaz birinci, hedefler miydi bunlar? Ondan dolayı değil. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemini geçtikten sonra Türkiye maalesef çok büyük... Bu sistemde mi ulaşamaz diyorsunuz? Evet. Cumhurbaşkanlığı, bakın şunu da söyleyeyim. Şimdi biz bazen tek başına iktidardan bahsediyoruz ya. Evet. Bu sistemle her kim tek başına iktidara gelsin Türkiye'nin sorunlarını çözemez. Çünkü bu sorunu, bu sistemin kendisi sorun üretiyor zaten. Gözlemliyoruz ve sorun üretmeye o kadar müsait ki. Hani bütün gücün tek bir kişiye toplandığı, bütün karar alma mekanizmalarının lağvedildiği, evet, ve ülkenin darboğaza sokulduğu, ülkeyi darboğaza sokan bir sistem. 2018'den bugüne, bakın ekonomide zaten ben bunun en büyük, en bariz örneklerini zaten gözlemliyoruz. Yani işte enflasyonda, işsizlikte. Ama bunun yanında Türkiye eğitimde, hukukta, kültürde, yani hangi alanda bakarsanız her alanda potansiyelin çok gerisinde ve sadece tek bir kişinin ağzından çıkacak sözlere odaklanmış vaziyette. Yani bakın şu anda bakanlar, bir sağlık bakanı çıkıp da kendisi bir karar açıklayabiliyor mu? Ciddi bir karar. Bir Milli Eğitim Bakanı okulların ne zaman açılacağına dair karar alabiliyor mu? Yani bakanlar bugün Cumhurbaşkanı sekreteri konumuna düşmüş vaziyette. Hiç kimse kendi başına karar alamıyor. Berat Albayrak öyle değildi ama. Bunun bir inisiyatif hakkı vardı. O damat idi o yüzden. Yani sadece bakan değildi. Bir de damatlık. Damatlık fonksiyonuyla alıyordu o kararları da ki maalesef onun aldığı kararları da gördük. 128 bin lira böyle eritti. İşte yani onu da o kimin fikriydi sizce? Şimdi bu çünkü bir şöyle en son şeyde Ali Babacan Fox'ta şeyini gösterdi, tablosunu gösterdi. Yani inanılmaz bir şey olduğu görülüyor yani. Böyle normal her sürekli Merkez Bankası piyasaya müdahale ediyor, ediyor. Bir çizelge var. Bir anda böyle bir aşağıya doğru gidiyor. Birisi bir karar vermiş orada. Yani birisi, evet, bu fikri üretmiş. Kimin fikri bu? Berat Albayrak'ın fikri mi, başka birinin fikri mi? Aslında başka birinin fikri ama Berat Albayrak'ın benimsediği bir fikir. Kimin? Merkez Bankası'nda ki başkan yardımcılarından ikisinin oluşturmuş. İkisi oluşturdu. Merkez Bankası'ndan mı çıktı bu, evet, fikir? Merkez Bankası'ndan çıktı. Merkez Bankası iki tane başkan yardımcısı böyle yapalım. Evet. Niye ama yapalım? İşte iyi bir şey olarak mı düşünmüşler? Yok, şöyle oldu. Şimdi şöyle oldu. Çünkü onlar siyasi bir görevleri yok. Müsaade edin orada. 2016 yılında biz bir krizle karşılaştık. Aslında bakarsak biz 94'te krizi gördük. 2001'de krizi gördük. 2008-2009 krizini yaşadık. 2016'da krize tekrar geldik. Bakın her 7 yılda bir kriz yaşıyorduk. 2016'dan bu yana biz ise bitmeyen bir kriz ortamındayız. Hani bir, tamamen şöyle diyebiliriz, bir bitmeyen kriz dönemi. Hani 30 yıl savaşları, 100 yıl savaşları gibi. Şimdi de krizler dönemini yaşıyoruz. Ve bütün gördüğümüz ekonomik sonuçlar bu yüzden. Berat Albayrak'ın ekonomide daha etkin hale gelmesi, bakan değilken bile ekonomi üzerinde söz sahibi olmaya başlaması Türkiye'deki dengeleri bozdu. Öncesinde başladı. Tabii yani. Öncesinde başladı. Yani birçok yabancı o dönemde karşılaştığımız, görüştüğümüz söylediyorlardı. Yani eğer ekonomiyle alakalı sorumluluk alırsa biz bundan sonra Türkiye'ye yatırım yapmayız. Hatta ben Türkiye'den giderim diyenler oldu. Neden Türkiye'ye öyle tatil diyorlardı? Çünkü tanıştıktan sonra, karşı karşıya gelip görüştükten sonra anlıyorlardı. Ekonomi bilmediğini mi? Sadece ekonomi bilmediğini değil, bir de ihtirasını. Bakın ihtiras nelere kadir, nelere sebep oluyor dersek biz bunu 94'te de gördük. Aynısını Çiller'de, o zaman Osman Ünsal. O müsteşarıyla beraber, hazine müsteşarıyla. O zaman Çiller'de ihtiraslı bir şekilde dedi ki ben faizleri düşüreceğim. Enflasyonu da düşüreceğim. Aynı anda düşüreceğim. Nasıl yapacağım? İhaleye çıkmayacağım. Hazine ihalelerini iptal ettiler. O zaman Osman Ünsal hatta esprili bir şekilde Milliyet Gazetesi'ne çıkmıştı. Japonya'dan geliyor. İşte bunu anlatıyor. Gazetede diyor ki ben Japonya'dan gelirken uçakla diyor. Uçağın telsizinden kuleye bağladım. Hazineye talimat verdim. Japonya'dan paraları doldurdum uçağın bagajına. Bavullarla para getiriyorum. İhaleye çıkmayın diye talimat verdim diye. Bu kadar da kendine bir güven vardı, özgüven vardı. Bu özgüven patlaması niye sebep oldu arkasından? 5 Nisan. 5 Nisan. Ve Türkiye ne yaptı? %400'ün üzerinde faiz ödeyerek, %406 ile bankalara o zaman tahvil sattı, değil mi? Yani biz o dönemi yaşadık, 2001'i yaşadık. Yolsuzluklar, bankalara aktarılan kaynaklar, batık şirketlerle verilen paralar. Ve arkasından ne oldu? En son işte bir anayasa fırlatma hikayesi. Rahmetli Ecevit'in patladı olay ama onun çok öncesinde zaten bir yolsuzluk süreci vardı ki heba olan kaynakların bizi getirdiği bir nokta oldu. Berat Albayrak'a geliyoruz değil mi? Ya 2008-2009 bizim değildi, onu atlayalım ama 2016'ya geldiğimizde gerçekten ilginçtir. Tam 2009'un
üçüncü çeyreğinden 2016'nın üçüncü çeyreğine 7 sene var ve 7. senenin sonunda tekrar biz karşılaştık bir krizle ve dolar artışı oldu. Hmm. 2016'da %20 arttı. 2017 ne oldu? 2017 önemli bir şey vardı. Cumhurbaşkanlığı referandumu. Hmm. Referandum için dendi ki biz burada halkımızı memnun edelim. Kredi musluklarını açalım. O zaman KGF üzerinden biliyorsunuz çok iyi bir kredi dağıtımı oldu. Ve o krediler sonucunda parasal genişlemeye gidildi. Arkasından oldu 2018 sonun içerisinde biz bunun etkilerini görmeye başladık. Dolar tekrar artmaya başladı. Döviz tekrar artmaya başladı. Merkez Bankası faiz artırmak zorunda kaldı. Zaten geçici likidite penceresi uyguluyorlardı. Onu resmi olarak da artırdılar. Resmileştirip. 2018 Mayıs'ta bakın Merkez Bankası faiz artışı yapmıştı. O zaman Cumhurbaşkanı'nın bir sözü vardı hatırlıyor musunuz? Verin dedi şu kardeşinize yetkiyi. Evet, görün dedi dövizle faizle nasıl uğraşılıyor görün dedi değil mi? Şimdi Berat Albayrak halini düşünün. Herkes diyor ki bu adam bu işi yapamaz, beceremez. Yabancılar diyorlar ki biz bununla çalışmak istemeyiz. Hı hı. Şimdi o istemiyor kötü duruma düşmeyi, bu istemiyor. İkisi de bir başarı hikayesi yaratmak istiyor. Ve arkasından Haziran'da seçim oluyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi resmi olarak devreye giriyor. Biri Cumhurbaşkanı olmuş, birisi ekonomiden sorumlu bakan olmuş. Arkasından Rahip Brunson krizini yaşıyoruz. Hmm. Ne oluyor? Dolar yukarı doğru gidiyor. Berat Bey ne yapıyor? Faizleri %24'e çıkartmak zorunda kalıyor. Şimdi tamamen başarısızlık hikayesi. Söylediklerinin tam tersi. Şimdi buna karşı reçete nereden geldi? İşte Merkez Bankası'nın içinden geldi. O arkadaşlar oturdular dediler ki biz kimsenin, sizi kurtarırız mı dediler? Biz kimsenin fark etmeyeceği şekilde bir şey yaparız. Kamu bankaları eliyle paraya para süreriz piyasaya. Zaten bir süre sonra piyasa rahatlayacaktır. Hani bir döviz sıkışıklığı olmadığı anlaşıldıktan sonra bir süre sonra zaten dediler şey aşağı doğru gelecektir. Döviz. Biz bu işi hallederiz dediler. Bu fikir benimsendi ve 2019'un başında bu fikir uygulamaya konuldu. Bir şey sorabilir miyim? Seçim de vardı o zaman. Yerel seçimler. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi Merkez Bankası normalde hani bağımsız. Evet. Şimdi bu iki arkadaştan Merkez Bankası'nın iki başkan yardımcısından bahsediyoruz. Bu fikri, bu bana şeyi hatırlattı. Bir tane böyle bir nasıl söyleyeyim size, kara mizah, kara komedi bir film var. Hangisi? Hani şu diktatör filmi var ya, orada koşuyor, şeyi getiriyorlar, yarışı bitirsin diye. Bitiş böyle bayrağını getiriyorlar filan. Bunu hatırlattı biraz, yani o iki başkan yardımcısının biz sizi kurtarırız fikriyle böyle ortaya çıkmaları. Bunlar AK Parti'ye yakın isimler miydi? İki isim. İsimler yani mi? Şöyle, ben oradaki hiç kimseyi siyasetle ilişkilendirmiyorum. Çünkü oradaki insanların hepsi aslında teknik olarak da kendilerini ispat etmiş insanlar. Evet, çok iyi kariyerleri var. Hiçbirisi oraya şöyle gelmedi. Bankacılık dışından gelen insanlar değildi. Tamam ama bu fikri verdiler sonuçta. Tamam ama şimdi fikri verebilirler ama esas mesele orada. Bu fikir orada olabilir bir fikir mi peki? Zaman zaman kullanılmış mıdır? Yani böyle şeyler yapılmış mıdır Merkez Bankası? Hayır ama benzetme açısından bakacak olursak ben işte 94'te daha çok benzetiyorum. Hmm. Yani cin fikirlik ve cin piyasayla fikirlik. Dalga geçmek kendi aklına, yani piyasanın aklına güvenmeyip kendi aklına daha fazla güvenmek ve piyasayı ben bu akıllı alabilirim. Bir miktar satmayı düşündüler herhalde. Yoksa bazı tezlere göre seçime kadar 2023 seçime kadar yavaş yavaş satarız diye düşündükleri de söyleniyor. Tabii bu kadar dövize yönelim olacağı ama şöyle oldu tabii. Şimdi bu açığa çıktık, tepki gelmedi öyle mi? Aslında bu açığa çıktıktan sonra durum daha da kötüye gitti. Çünkü bu açığa çıktıktan sonra bunu açığa çıkaran da o zaman halk ürün çekicilik olarak yazdı bunu. Merkez Bankası'nın rezervlerinin nerede olduğuna dair bir şey. Hani o rezerv gözükmüyor nerede diye. Kerim Bulut da bunu sürekli dilendirdi. O zaman işte Uğur Gürses bir direkt soru sordu ve cevap alamadı. Merkez Bankası Başkanı o zaman bunun cevabını vermedi. Aslında bu ilk Çetinkaya döneminde başladı. Onunla çok benimsediği bir şey değildi. O zaman dendi ki bunun kanuni tarafında bir protokol var. O dönemki mesela bu fikir sunulduğunda dönemin Merkez Bankası Başkanı bu fikre karşı çıkmış mı? İstemedi. Bunu istemedi. Karşı. Şimdi bir soru daha merak ediyorum. Buyurun. Berat Albayrak istifa etti. Yani ayrıldı. Gitti. 128 milyar. O iki başkan yardımcısı görevlerinde duruyor mu? Hayır. Onlar ayrıldılar da mı bunlar? Şu an değiller. Şu an orada değiller. Aa. Yani şimdi ama mesele bakın. Onlar mesele, değil mesele şey değil. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı isimleri değil. Biz 2016'da kriz dönemine girdik demiştim ya. Bakın 2016'da 120 döviz artışı oldu. 2018'de biz Ağustos'ta ne gördük? Dövizin tekrar fırladığını gördük değil mi?
Peki 2020'de ne oldu Kasım'da? Tekrar bir döviz kriziyle karşılaştık. 8,5'un üzerine çıkınca Berat Albayrak görevi bırakmak zorunda kaldı. Çünkü Türkiye ödemeler dengesi krizine doğru gidiyordu. 2022'de ne oldu Mart'ta? Naci Abal görevden alındı. Biz yine bir döviz krizi yaşadık. Yani o yüzden ben diyorum Cumhurbaşkanlığı sistemi aslında kriz üretme potansiyeli çok yüksek bir sistem. Yine bir kriz geliyor olabilir mi? Şu anda çünkü faiz yükselecek mi düşürecek mi belirsizlik var. Bir şimdi, baskı olduğu söyleniyor yani. Oradan yani bir normal, kriz çıkar mı oraya? Yok normal şartlarda giderseniz öyle ani krizlerle karşılaşacağımı zannetmiyorum. Ha, Türkiye iki başkan yardımcısı kaç ay sonra görevden ayrıldı? Şimdi mesele dedim ya mesele başkan yok, ben gerçekten kendim merak ettiğim için soruyorum. Şimdi asıl mesele şu. Başkan yardımcılarından Niyazi'ye. Bu fikri bir siyasetçinin benimsemesi ve bunun da yanlış bir şey olduğunu biliyor olması. Bunun bakın yanlış bir şey olduğunu kim biliyor biliyor musunuz? Kim? Cumhurbaşkanı. Bunun yanlış olduğunu bildiği için sürekli bunun doğru olduğunu ispat etmek istercesine sürekli gündeme getiren. Bu 128 milyar dolar meselesi aslında. Cumhurbaşkanı biliyor mu? Neden? Neden? Bir dakika. Neden bu kadar çok? Bilmediği söyleniyordu çünkü. Bilmediği söyleniyor ki Beştepe'den atılan iddiaydı bu ortaya. Bu 128 milyar dolar meselesini, erediğini bilmiyordu diye. Meselesini kim patlattı asıl? Cumhurbaşkanı'nın kendisi. Başınıza damat kadar taş düşsün diyerek. Ve arkasından rezervlerle ilgili yapılanın doğru olduğunu söyleyerek. Yani dedi ya eritilen bir şey yok, kaybolan bir şey yok dedi ya. Şimdi o kaybolan bir şey yok dedikten sonra herkes başladı bu sefer konuyu konuşmaya. Arkasından CHP işte afişler astı. 128 milyar dolar nerede diye. Esas Cumhurbaşkanı bakın geçtiğimiz günlerde yine yaptı aynı şeyi. Rezervlerimiz dedi işte 115 milyar dolara gelecek dedi. Değil mi? Geldi. 118 geldi, bu dedi işte 120 hızlı bir şekilde evet. Çıkıyor. Yok şey de geldi şimdi IMF'den gelen şey de var ya. İstiyarlar var. Ama esas mesele şu. Cumhurbaşkanı orada bu işin yanlış olduğunu bildiği için bunun ileride karşısına problem olarak çıkacağını biliyor. Damadın da karşısına problem olarak çıkacağını. Şimdi damat kelimesini kullanıyorum kusura bakmayın da yani eski bakanın karşısına da çıkacağını biliyor. Bunu bildiği için de burada bir suçu temizleme psikolojisi var. O temizleme psikolojisinden dolayı sürekli bu yapıların doğru olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Ama bakın Türkiye Berat Albayrak öncesinde 40 milyar dolar net rezervlerde, net uluslararası rezervlerde 40 milyar dolar artıdayken bugün biz 40 milyar dolar eksideyiz. Arada 80 milyar dolar var. Ve bu daha yukarıda olabilirdi. Yani bir de aradaki şeyi koyduğunuzda, farkı eklediğinizde işte 128 milyar dolarlık arada Türkiye'nin bir rezerv farkı var ki bugün rezervlerimiz çok daha güçlü olsaydı biz şöyle diyebilirdik, ben size şöyle diyebilirdim bir kriz geliyor deyince yok merak etmeyin uzun yıllar Türkiye bir problemle karşılaşması. Ama bugün şöyle diyorum. Yani tamam bugün birkaç gün belki kriz yok ama biz sonrasında ne olacağını bilmiyoruz. Bugün artık finansal olarak çok kırılgan bir hale geldik. Ve şu an nispeten daha mutedil vaziyette gitmemizin sebebi de şudur. Amerika'nın Merkez Bankası'nın bu sene parasal sıkılaşmaya gitmeyeceğini, en azından bunu ertelediğini açıklamış olmasıdır. Şunu demiş olsaydı, evet bir şeye gideceğim demiş olsaydı ki bu en üstünde sonunda gelecek. Çünkü Amerika'daki rakamlara bakıyoruz. Orada da enflasyon ciddi problem haline gelmeye başlıyor. Yani geçici değil tartışması var ama Amerika'da new job opening istediğimiz yani bu şey yeni iş ihtiyacı sayısı işe yarayanların sayısından daha fazla. Ve esas bunun önemli olan tarafı ücretlere yansıyan yani yıllık bazda Ağustos'ta ücretler %4.3 arttı Amerika'da. Ücretlere yansıyan bir tarafı var ki bu da enflasyonu yansında Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası buna sessiz kalamaz. Önlem almak zorunda kalacak. Eninde sonunda şöyle oluyor. Sizin güçsüz, cephanesiz bir şekilde yola çıkmış olmanız ekonomide sizi kırılgan hale getiriyor. Saldırılabilir hale getiriyor. Saldırılabilir dememin sebebi de şu. Ondan sonra hiç kimsenin çıkıp da vay efendim işte bir takım finans çevreleri bunu yaptılar. Bir takım finansal saldırılara karşı karşıya kaldık demesine gerek yok. Çünkü siz güçsüz olduğunuzda, savunmasız olduğunuzda sizin üzerinizden para kazanmak isteyen her türlü çevre burada eline geleni zaten yapacak. Şimdi şunu netleştirebilir miyiz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başından beridir 128 milyar doların erime sürecinde haberi vardı. Evet. Evet. İki Merkez Bankası'ndaki iki başkan yardımcısının cin fikriydi bu. Evet. Belli ki siz bu isimleri tanıyorsunuz. Şunu merak ediyorum. Onlar bir kapıyı açtılar ama bu kadar belki açılacağını bilmiyorlardı. Yani biraz rahatlatacaklar. Şimdi şöyle. Sonrasında hani bu para kullanılmaya başlayınca ya bu kadar olmaz deyip itiraz süreçleri oldu mu? Bundan pişmanlık duydular mı? Yoksa artık hani o kapı açıldı hızlı bir şekilde 128 milyar dolar gitti mi? Şimdi burada sorumluluk kimin derseniz sorumluluk Merkez Bankası'na esas olarak Merkez Bankası başkanlığındadır. Murat Çetinkaya zaten bunu çok fazla da istememişti.
Ama bir şekilde kabul etmek zorunda kaldı. Sonra zaten laf dinleme deyip gönderdiler. Hı hı. Arkasından Murat Uysal döneminde de sürdü. Bu ne zaman kesildi? Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanlığı'nda geldiğinde kesildi. Ama zaten para kalmamıştı ki. Evet. Yani olsa belki devam edecekti. Olsa devam edebilirdi. Evet. Yani. Olsa devam. Ha şöyle, hayır. Bir dakika. Naci Ağbal'ın olsa da devam ettireceğini ben zannetmiyorum. Yani hı. Naci Ağbal'ın öyle bir şey yok. Kişiliğinde olduğunu düşünmüyorum. Zaten devam ettirmeyecek kişilikte birisi olduğu için de orada çok fazla kalamaz. Ama şu anda da edilmiyor değil mi? Onu çünkü yeni Hazine Bakanı da böyle bu uygulama artık yapılmayacak diye bir açıklama yaptı. Evet, Lütfü Elvan da orada açıklama yaptı ama Lütfü Elvan da çok çekingen bir şekilde savundu. Yani televizyon programı çıktı. Dedi ki bu Mehmet Şimşek zamanında yapılmış olan protokol, sanki Mehmet Şimşek bunu yaptırmış gibi. O protokol teknik bir protokol. Hazine ile Merkez Bankası arasındaki ilişkileri düzenleyen protokol. Ama esas mesele o protokolün bu şekilde kullanılmasıdır. Hmm. Yani Mehmet Şimşek aslında zamanında bu yapılırken bu yapılsın. Değil o. Bu yapılsın, bu iş yapılsın, böyle yapılsın. Masa altından, kapı arkasından kamu bankaları eliyle piyasaya dolar satılsın diye yapılan bir şey değil. Evet. Yani bu yani çok büyük bir olay. Türkiye tarihi, ekonomi tarihi açısından da büyük bir olay. Öyle unutulacak bir olay değil. Muhtemelen bu hikayenin bütün ayrıntıları yazılacaktır. Yani nasıl karar verildi, nasıl uygulandı, ne bekleniyordu da ne olmadı. Yani her şeyi herhalde bir noktada bilinecektir. Yani bugün belki böyle daha temkinli konuşuluyor ama yani kaybedilen para büyük bir para olduğu için. Yani çok temkinli olduğunu zannetmiyorum. Ben Cumhurbaşkanı'nın sürekli bunu dillendirmesinin arkasında yatan psikolojiyi tahmin edebiliyorum ki bu işin yanlış olduğunu bildiği için o da bence sürekli bunu temizlemeye çalışıyor. Şu IMF meselesi yani, 115 milyar dolara çıktı diyor. IMF ile alakalı bir böyle mesela şey de var. Nasıl söyleyeyim? Yani IMF şeytanken bir anda SDR alındı. Evet. Onunla Merkez Bankası'nın bir anda rezervler böyle çıktı, yükseldi. Aslında IMF defterini kapattık diyen bir Cumhurbaşkanımız var. Fakat bu ona girmez. Yani bu SDR alımı IMF'ten hani para aldık ya da işte tamam girmez. Yani bir sözleşme yapılmadı. Stamp Bay anlaşması yapılmadı. Ama SDR'la, alınan SDR'la da Merkez Bankası'nın rezervi yükseldi. Şimdi bu rezerv yükselmiş olur mu? Türkiye o SDR'ı almasa ne olurdu? İşte defterleri kapattık diyen Erdoğan niye aldı? Evet. Bu konuda eleştirilmesi gerekir mi Erdoğan'ın IMF konusunda? Hani kapattık bir daha almayacağız diyordun. Şimdi bu para neden aldın eleştirisi getirilebilir mi? Hayır, eleştirilemez. Çünkü IMF bunu daha önce de yapmıştı. 2008-2009 krizinde yine tahsisat sağlamıştı. SDR cinsinden kendi ortaklarına. Şimdi aynısını yaptı. Neden? Çünkü pandeminin hasarlarının giderilmesini uzun sürdüğü takdirde bunun bütün dünya ekonomisi üzerinde bir yük olacağı düşünülüyor. Bu sebeple IMF dedi ki en azından, ki web sayfasına da bakarsanız web sayfasında belki biraz kamuoyu baskısı yaratmak için bazı ülkelerde SDR'ı nasıl kullanılacağını anlatıyor. İşte SDR'ı bozduruyorsunuz, bununla gidip aşı alıyorsunuz. Yani aşılamayı teşvik etmek istiyor. Aşı alıyorsunuz. Arkasından. Ha öyle bir şey tabii, var. Tabii o espri gibi bir şey biraz. Espri değil aslında. Biraz kamuoyu baskısı oluşturmaya çalışıyor zannediyorum. Yani bu parayla şey yapın. Aşı alın yani. Tabii, tabii, boşuna tabii. Kullanmayın diyor. Yani bu parayla sağlık giderlerini karşılayın ve çünkü dünyanın, Afrika'daki özellikle ülkelerde o parayla yolsuzluklara yani, gitme ihtimali çok yüksek. Yani dünyanın başına bela olmayın demeye getiriyor. Bence alınmasında hiç mahsur yok. Çünkü bunun karşılığında Türkiye'nin vermiş olduğu herhangi bir taahhüt yok. Daha önce bizim en son yaptığımız standby'de biliyorsunuz onun borcunu da biz şeyde ödedik. 2012 gibi ödedik. O zaman Erdoğan da söylemişti. IMF borcumuzu ödedi ki hatta bizden işte borç istiyorlar falan gibi bir şey söylemişti. Karşılığında bir şart olmadığı için bence ben kötü bakmıyorum da esas mesele şu. IMF şeytanlaştırılıyor çok zaman. Yani bizden çok talepte evet. Bulunuyor diye de. Hani hatırlarsınız bu Kopenhag kriterleriyle alakalı. Kopenhag kriterler olmazsa. Ankara evet. Kriterleri. Ankara kriterleri. Aynı şekilde biz kendi kurallarımızı koyalım. Yani mali kural oluşturalım dendiğinde. Hı-hı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Mali kural. Evet. O zaman ekonomide böyle bir şey gelecekti ama sonra sümen altı edildi ve unutuldu gitti. Şöyle dendi. Biz kendi IMF'imiz mi oluşturacağız? Yani siyaset tarafından hesapsız bir şekilde bir kurala bağlı olmadan bir harcama yapmak istiyorsanız o zaman bu tip kuralları da kendinizi kısıtlayan kuralları ortadan kaldırmak istiyorsunuz. Zaten işte Cumhurbaşkanlığı'nın en kötü tarafı da bu hesap vermezlik, denetimsizlik, kuralsız bir şekilde harcama yapma yetkisi. Şimdi harcama deyince harcama gov.tr diye bir şey söylesem size hiç bir şey çağrıştırıyor mu? Duymadım. Yani işte 2000
18'deki 11. kalkınma planında ilan edilen bir şey bu. Denmişti ki, hani bazen diyorum ya işte, öneriye çok gerek yok. Sadece gidip kendi hazırladıkları şeylere baksalar, orada bile o kadar çok şey var ki. Harcama Gov.tr diye bir site oluşturulacak. Oradan devlet harcamaları şeffaf bir şekilde ilan edilecek denmişti. Şimdi bugün yazın Harcama Gov.tr, yani adresi yanlış yazmış olabilirsiniz diye uyarı geliyor Google'da. Evet. Aslında ne kadar iyi fikirmiş. Fikir iyi. Aslında bir şey yapmak istediğinde çok fazla şey var. İmkan var da bugün esas mesele şu. Bir şey yapıp inisiyatif almak isteyen kişiler bugün inisiyatif alamaz. Çünkü lafa başlarken şöyle başlamak zorunda. Sayın Cumhurbaşkanımız direktifleriyle, talimatlarıyla, tensipleriyle. Bu peki devleti mesela durduran bir tarafı var mı şu anda? Yani böyle insanlar atım yapılamıyor mu? Var. Az önce bakın size ne söyledim. Biz bir şey yapmak istiyoruz. Karşımızdaki herkes şöyle diyor. Evet, yapmak istediğiniz şey çok iyi bir şey. Çok doğru, haklısınız. Teşekkürler, bravo ama Cumhurbaşkanı buna acaba ne diyecek? Acaba o andaki psikolojisi nasıl olacak? Acaba onun yanındaki o an kim olacak? Kim bununla ilgili ne söyleyecek? Böyle yani dengeler var. Böyle spekülasyonlar üzerinden devlet yönetmeye kalktığınızda veya şeyi, ben bunu sadece Tayyip Erdoğan şahsı için konuşmuyorum. Yani sistem olarak baktığınızda oraya kimi koyarsanız koyun, bu sistemle bir süre sonra illa yozlaşacak. Çünkü insanların yetkilerin elinden alındığı, meclisin bile yetkileri elinden alınmış vaziyette ki meclisin, yani en önemli, diğer görevlerini bırakalım, en önemli iki görevi, bir tanesi bütçe etkisidir, bir tanesi savaş açma etkisidir. Bütçe etkisi ne oldu? Yok. Yani kanuna verilen bir şeyle, koyulan bir şeyle, meclis reddederse Cumhurbaşkanı önceki senenin bütçesini işte şey oranında, enflasyon oranında artırır, devam eder. Şimdi bu ne demek? Meclis ister evet desin, ister hayır desin, biz işimize bakarız. Şimdi meclisin yetkisiz kılındığı, bürokratların yetkisiz kılındığı bir durumda sadece tek bir kişi üzerinden bir, Türkiye öyle bir ülke değil. Az önce enflasyondan bahsettik ya, enflasyon oranının en yüksek olduğu ülkeleri şöyle haritaya koyduğunuzda bakıyorsunuz. Hangi ülkeler? Aklınızda var mı? İşte Surinam, Zambiya, Zimbabwe, yani Özbekistan, Suriye, İran. Şimdi biz Allah aşkına bu ülkelerle aynı kategoride yer alacağız, Angola'yla yani. Bunlarla karşılaştırılacak bir ülke mi Türkiye? Ve bunların hepsi Etiyopya hariç çok önemli ortak bir özelliğe sahip. Nedir acaba? Hepsi başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Yani başkanlık sistemi Türkiye'nin ruhuna aykırı, Türkiye'nin yapısına aykırı bir sistemken Türkiye'ye giydirilen maalesef bir deli gömleği oldu. Ve biz zararları şu an yaşıyoruz. Ve daha hala ortaya çıkmamış zararları var. Bunları da önümüzdeki dönemde görüyoruz. Elif'in uzmanlık alanı başkanlık sistemi. Buradaki evet. Selin burada. Çünkü ben şimdi hassas programın buradan, son dakikasına evet, gelmişken geldik. Şurada birkaç tane soru var. Onu sormak istiyorum. Buyurun. Birisi demiş ki kamu ihaleleri, yolsuzluklar, Erdem Ersöz herhalde operasyonları evet, gibi konularda nasıl bir politika uygulanması gerekiyor? Devlet Denetleme Kurulu, Sayıştay arasında güçlü bir denetim mekanizması kurulması mümkün mü diye soru sormuş. Cevaplamak isterseniz. Tabii şöyle aslında yapısal olarak bakarsanız bu kurumların elinde yeterince yetki var diye bakabilirsiniz denetim yapmak için ama şöyle de bir şey var. Siyasi otoritenin bunu nasıl yönlendirdiği, hani bunların üzerine baskı yapıp yapmaması bu kurumları da yakından ilgilendiren, etkileyen bir şey. Bununla beraber eğer yolsuzlukta bir farklı bir kuruluş oluşturabilirseniz, yetkileri daha geniş. Hani nasıl 2001 krizinden sonra hatırlıyorsunuz, TMSF'nin yetkileri artırılmıştı kanunla, yeni yetkiler verilmişti. Ve yolsuzlukla çok ciddi mücadele yapıldı. Kasım ayında geçen sene Genel Başkanımız bir şeffaflık paketi açıkladı zaten. Onun içinde de yolsuzlukla mücadeleye dair önlemler vardı. Eğer yolsuzlukla mücadeleye dair yeni bir kurum, yetkili bir kurum oluşturabilirseniz o kurum vasıtasıyla zaten yani Türkiye'de çünkü çok ciddi bir yolsuzluk dönemi yaşadık. Yani bir iktidar değişikliğinden sonra bu yolsuzlukların hepsinin hesabının sorulması lazım. Hepsinin üzerine gidilmesi lazım. Özellikle kamu özel işbirliği projelerinde kamu ihale kanunundaki yapılan istismarları hepsini gündeme getirip hepsinin üstüne gitmek lazım. Bunların hepsinde zaten dediğimiz gibi yeni bir kurumla yapılması bence daha iyi olacaktır. Bir de bir kamuoyu fısıltı şeyi diyelim buna. Hakan Mert sormuş. Diyor ki Birleşik Arap Emirlikleri'nden 50 milyar dolar getirip o esnada faizi düşürecekleri konuşuluyor. Böyle bir haber Tuncay Bey duymuş olabilir mi? Bu mümkün mü? Şimdi ben de duydum evet. Yani o fısıltıyı ben de duydum. Hatta daha yüksek bir rakam duydum ama yani böyle bir mümkün mü bu?
mümkün olduğunu çok zannetmiyorum. Bu kadar yüksek bir rakamı şu anda vereceklerini ben zannetmiyorum Türkiye'ye. Ha, ama bizim başımız kışında en büyük şeyimiz ne oluyor? Katar sağ olsun. Yine Katar Yatırım Otoritesi az önce yarım kalmıştı. Yani biz stratejik ortaklık yaparken o zaman bunu stratejik ortak olarak Avrupa'dan, Amerika'dan bu konuda tecrübesi olan şirketler getirmek istiyorduk. Ve en son Körfez sermayesiyle de temasta bulunmak için en son nokta olarak Katar Yatırım Otoritesi'nde küçük bir yüzdeyle oraya eklemek istiyorduk. Ve kendisiyle biz de konuştuk. Yani ona da hoş baktıklarını ifade etmişlerdi. Ama onlar finansal ortak, stratejik ortak değil. Yani Borsa İstanbul'un değerini çok daha artacak, yükseltecek olan ortaklar var. Yani o yönde bir şey yapılsa, atılım yapılmış olsa çok daha farklı olabilirdi. Anlaştığınız ortak bu Hakan Atilla meselesinden sonra ayrılan mesele değil mi? Evet, onun nasıl oldu? Aslında onlar şöyle, onlar çok daha önceden ayrılmak istemişlerdi. Yani ben borsadan ayrıldıktan sonra hemen çok hızlı bir şekilde biz ayrılmak istiyoruz dediler. Sizin ayrılmanızı mı şey yaptılar? Şöyle ben sinyal olarak mı gördüler? Ayrılacağım gün İBR'de bir yönetim kurulu üyesi sokacaktı bu borsa yönetim kuruluna. Ben gireceğim, kim çıkacak dedi. Sen gireceksin, ben çıkacağım dedim. İşte şaka yaptım falan düşünüyor. Yok dedim, ben şaka yapmıyorum. Gerçekten sen gireceksin, ben çıkacağım. Ama sonra şöyle oldu zaten. Borsa yönetim kurulunda o zaman devlet tarafından atan bir şey kim varsa hepsi zaten görevlerini devam etmediler. Yine üyeler geldi. Çünkü o zaman borsa üzerinde etkili olmak isteyen bir şey vardı, çevre vardı. Onlar sirayet etmiş oldular Borsa İstanbul'a. Bunu gördükten sonra zaten... Bu da onlar bunu gördüler yani. Tabii onu gördükten sonra onlar... Yani ilk yeni yönetimin ilk toplantılarını yaptıktan sonra benim ayrılmam değil de ilk toplantılarını yaptıktan sonra bana geldiler. Dediler ki biz ayrılmak istiyoruz. Dedim kusura bakmayın çok geç. Yani benim de yapabileceğim bir şey yok. Artık bundan sonra beraber yaşamak zorundasınız. Ama onlar da fırsatını aradılar ve Hakan Atilla'nın gelişi onlar açısından çıkış açısından bir fırsat oldu. Evet. Onu bir fırsat olarak düşündüler. Normalde ya o toplantıya... Ya şu çok acı değil mi sizin düşününce? Türkiye'ye gelen yabancılar, yatırım yapmış olan ve fırsat görüp gelmiş olan yabancılar çıkmak için fırsat arıyorsa... Yani bu, siz şeyden nasıl bahsedeceksiniz? Yani Türkiye'nin geleceğinden 2023, istediğiniz kadar 2023 vizyonu deyin, 2071 vizyonu deyin, 2053 vizyonu deyin, istediğiniz vizyondan bahsedin. Siz eğer çekim ülkesi olamıyorsanız, Türkiye'ye yabancılar kaçmak istiyor desek yetmez. Bu kendi yetmez, elinizde olan bir şey yetmez, aslında değil mi? Yani yerler de, öyle bir kadro getiriyorsunuz ki insan onları toplantı yapınca biz bunlar nasıl çalışacağız diye düşünüyor. Evet, yani yerliler bile kaçmak istiyor. Bugün Türkiye'deki gençlerin, yani her dört gençten üç tanesi ben Türkiye'de yaşamak istemiyorum, imkanım olsa yurt dışında yaşardım diyor. Yani bugün özellikle siz şeyden takip ediyorsunuzdur, basını takip ediyorsunuzdur. Yurt dışına kapağı atmak bir başarı hikayesinin haline geldi. Yani insanlar resimler paylaşıyorlar havalimanından, Türkiye elveda açtı bundan sonra. Türkiye bir mühendis kaybetti, Amerika bir çok iyi şey oldu. Evet, aynen, benzin aynen, istasyonu aynen. Şeyi kazandı. Evet. Ama şey de vardı tabii, Cumhurbaşkanımızın bir şeyi vardı ya, gitmek isteyenlerin biletini de alırız filan diye. Evet. Yani eyvallahımız yok gibi. Çok teşekkür ediyoruz Tuncay çok Bey. Çok teşekkürler. Vallahi aslında iyi oldu. Sakin sakin anlattınız şeyi, ama önemli şeyler söylediniz. Borsada kendi spekülasyonlar nasıl oluyor filan, bununla alakalı da umarım başka bir programda konuşalım. Bununla ilgili konuşmayı da hatta böyle birkaç böyle şu kitabı okumuşsunuzdur herhalde, Bir Borsa Spekülatörü Anıları. Enteresan yani borsa üzerine yazılmış eğlenceli anılar var içerisinde. Şu anda resmi spekülatörler de var Türkiye'de galiba evet. Değil mi böyle çok. Şimdi bizim borsamızın şöyle bir güzel tarafı var. Borsa günlük işlem hacminde hani dünyanın pek çok borsasından daha ileride. Yani bütün Balkan ülkelerinin mesela yıllık hacmini toplayın bizim günlük hacmimize gelmiyor. Yani gün içi işlem çok fazla. Bunun bir tarafı da şöyle işin içinde spekülatörler olmasından geliyor ama iki şeyi karıştırmayalım. Birisi manipülasyon, birisi spekülasyon. Yani manipülasyon dediğimiz şey, yani özellikle iki tarafın aralarında anlaşıp sürekli fiyat yükseltmek üzere alıp satması. Hani buna keris sikileme diyorlar ya. Yani böyle bir hareketin yapılması, cezası kalması, bununla ilgili de Türkiye'deki maalesef mevzuatın ve teknik tarafın yetersiz kalması kötü bir şey. Teknik taraf derken de şunu kastediyorum. Mahkemeye gönderdiğinizde bunlar açısından aslında finansal mahkemeler olması lazım. Yani bu finansal işlemlerle alakalı normal mahkemede bunu görmek yerine bu finans mahkemesi de yapmanız lazım. Evet. Manipülasyonu ortadan kaldıracak olsanız inanın Türkiye'de burada ciddi potansiyel var. Amerika'da hisse senedi sahipliği %40'ın üzerinde. Türkiye'de biz bunu kullanamıyoruz potansiyeli. Türkiye tek bacak üzerinde gidiyor. Hani eskiden bir şey tartışması vardı ya işte soğuyalım mı, soğumayalım mı, kredi mi verelim, vermeyelim mi? Ben hep şöyle diyorum. Niye hep şunu düşünüyoruz? Kredi verelim, vermeyelim tek bacak üzerinden. Yani soğumayalım.
Hani hızlanalım, gaza basalım ekonomide ama bunu tek bacaklı yapmak yerine biraz da sermaye piyasaları üzerinden yapalım. İşte sermaye piyasaları aslında ne gerektirir? Güven gerektirir, hukuk gerektirir. Yani öncelikle, şimdi bırakın şeyi, hepsini ekonomiyi falan bir tarafa. Eğer bir ülkede siz hukukun üstünlüğünü, ülkede güveni tam olarak yerleştiremiyorsanız, ne borsada tam olarak istediğinizi elde edersiniz, orada işler yürür, ne de ticaretin diğer taraflarında, ne de bankacılıkta istediğiniz evet. sonucu elde edersiniz. Evet, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi ki gelmişsiniz, İyi ki siyaset gelmişsiniz. Yapmaya başlamışsınız. İlk başta geldiğiniz sormuştuk ama iyi olmuş yani. Eyvallah, sağ olun, teşekkürler. Evet, sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, biz bugünlük bizden bu kadar. Program konuğumuz Gelecek Partisi Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı ve eski Borsa Başkanı Tuncay Dinç'i ağırladık. Güzel bir programdı. Bilmediğimiz 128 milyar doların hala bilinmeyen hikayesi, yani bilinmeyen tarafları var. Bunu anlattı, bunu öğrendik. Öyle görünüyor ki her geçen gün başka yanı da ortaya çıkacak. Yarın biz Yıldıray'la beraber aynı saatte yine burada olacağız. Gazetelerimizle ve konuğumuzla birlikte. Sizler de olursanız çok seviniriz. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.